Cümleten selamun aleyküm. Bugün ne konuşacağız? Ne konuşalım bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Dedik ya zuhurata tabiiz bu sene. İnsanı konuşuyorsak zuhurata tabi sebep. Çünkü insan her an bir oluş içerisinde var olandır. Hem bireysel anlamda hem süreç varlığı olarak bir süreç varlığıdır. Her an bir oluş içinde var olur. Anlam ve değer varlıysa, duygu varlıysa, irade varlıysa, bu kadar çoklu bir varlık durumu varsa, bak çoklu varlık durumu, çok seslilik içerisinde de varsa bir de yani. Suflileri var, eski diyeyim şey, yani günümüz deyimiyle de mikrobiyotaları var, o su var, bu su var, varoluşu var. Bu kadar çoklu varlık durumu içerisinde bir varlığın her an bir durumda bulunmasına imkan yok. Yani bir ağaca bakarız, ağaç deriz. Ağaç bile kendi dünyasında, efendime söyleyeyim, farklı farklı haller, durumlar, duygular, neyse artık yaşadıkları, bulurken veyahut da bir kuş, veyahut da bir dağ neyi yaşıyorsa, efendime söyleyeyim, insan dediğimiz varlıktan bu çoklu varlık durumunda bulunurken bir oluş içerisinde sadece bir tek oluşa indirgenecek bir şekilde tanımamıza imkan yok. Aynı zamanda sadece böyledir diyerek de sınırlamaya haddimiz yok. Yani bu kadar karmaşık demeyeyim, girift bir şekilde iç içe bir varlık durumu olan, çoklu gerçeklik içinde var olan bir varlığı şuraya buraya indirgeyemiyoruz. Hani Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Şaşarım diyor insana ki kendine küçük alem der. Bilmez ki alemi kebir kendisidir der mesela. Değil mi? Bu çok önemli. Millet bunu niceliksel bir bakışla değerlendiriyor. Hazreti Ali'nin söylediği söz niceliksel bir durum için değil. Tamamıyla insan olmanın niteliğiyle ilgili bir şey. Yani bir anlam ve değer varlığı, yani nicel dünyadan baktığın zaman efendime söyleyeyim, koca kainat küçük insan filan değil. Yaptığı şeyler, ortaya çıkarttığı şeylerle kainatla kıyaslandığı zaman fark oluşturan bir varlık. Ve kendini o farklılıklarda görünüşe taşıyan bir varlık. Ve şu dünya aleminde, insanlık alemine baktığımız zaman tarih olgusal olarak doğada kendini en çok görünüşe taşıyan hangi varlıktır? Diğer varlıklar kendi alanlarında yaşıyor. Görünüşe bile taşımaları kendi alanları kadar. İnsan ise dünyanın, doğanın her yerinde kendini görünüşe, fark yaratan bir varlık olarak görünüşe taşıyan bir varlık. Onun için dikkat etmek gerekir. Ayet, halife yaratacağı. Ayet baki. Yani gerçekliği daim. Ayet demek delil. Delil demek gerçekliği olan bir şeyi işaret eden bir yani hem kendi gerçekliği var hem de o gerçekliğe bağlı olarak bir üst gerçekliği işaret eden şeye ayet deniliyor. Bu çok önemli. Her neyse geçen haftadan o zaman başlayalım ve bu haftaya doğru gidelim. Başka bir yere taşı. Ha, aklıma bir şey geldi. Oraya doğru taşırız inşallah. Geçen hafta dili konuşuyorduk. Dil konusu gerçekten önemli. Metafizikle bağıntılı olarak dil konusu önemli. Eğer dil konusunu çözümleyemezsek, sorunsal olan durumlarını aşikar bir şekilde görünüşe taşıyamazsak, hangi varoluş durumunda bulunduğumuzu göremeyiz. Geçen hafta en özet biçimde ne demiştik? Dilin varlığına dair. Bak, hakkında konuşmak. Bir şeyin hakkında konuşuyorsanız, onun metafiziğini yapıyorsunuz yani. Bu çok önemli. Yani dilin varlığına dair. Dil nedir? Değil mi? Ve bunu teknik anlamda konuşacağız demedim. Bunu tamamıyla dinin değişmezlerine dair konuşacağız dedim. Dil bu bağlamda neleri barındırıyor demiştik. Temsil özelliği taşır demiştik. Değil mi? İndirgemeci bir özelliği vardır demiştik. Sükülatiftir demiştik. Sükülatif bir oluş içinde gerçekleşir. Bununla da kalmaz. Sükülatif bir oluşa taşır. Bununla da kalmaz efendime söyleyeyim. İzafidir demiştik. Kendi içinde izafi, alemle ilişkilerimizde bağıntımızda temsil niteliğine bağlı olarak izafi, sükülatif durumuna göre izafi, efendim indirgemeci durumuna göre izafi ama en temelde bizi böyle şeye taşıyan yani dilin varoluşumuzla bizatihi temas ettiği yeri neresidir demiştik niteliği özdeşleştirme. Bak özdeşlik değil. Özdeşleştirme niteliğini bulması, özdeşleştirme niteliğini bulması. Hani nasıl dedik? Bir ağaca bakarken ağaç kavramıyla özdeşleşmiş olarak bakarız. Ve bunu özellikle söylememizin sebebi neydi? İndirgemecilik, izafi tarafı, sükulatik tarafı ve neydi? Özdeşleştirme tarafı, öznellikte gerçekleşen taraf. O zaman bizim dil ile beraber aleme giydirdiğimiz şeyler mi var? Sorunsal durumu çıkıyor. Yani ağaç denilen şeyi biz acaba ağaç olan şeye giydiriyor muyuz? Yoksa gerçekten ağaç diye bir şey var da onu görünüşe mi taşıyoruz sorunu var?
Bakın çok önemli. Böyle bir sorunsallık var. Ya dilin zaten temsil özelliği demek. Orada işaret ettiği neyse, onun o gerçeklik bütünündeki olgusu neyse, onu kendine taşımanla ilgili bir şey. Bu bağlamda hani biz mahiyeti bilemeyiz, kendinde şeyi bilemeyiz. Değil mi? Kendinde şey dediğin ne? Mahiyeti yani. Mahiyet, içkin mahiyet, bir de biçimsel bir mahiyet durumu var zaten. Yani ağacın o bütünlük içerisinde ağaç olma nitelikleri neyse, o niteliğine bağlı olarak nitelenmiş olması, ağaç olarak, ağaç kavramıyla nitelenmiş olması, o ağaç olma gerçekliğinin öznelik alanına taşımasıdır. Dilin o temsil niteliği, dilin bizimle varlık arasında bir bağıntı kurma aracı olduğunu gösteriyor zaten. Yani sadece bizde öznellikte dönen bir şey değil, alemde karşılıklarına bağlı olarak, varlıksal ve varoluşsal karşılıklarına bağlı olarak, bizi öznelliğe taşıyan bir durumu, bir olgusallığı var dilin. Yani bilgi bilimsel olan tarafı var. Değişmezlerine bağlı olarak konuşmaya başladığın zaman zaten metafizik yapıyorsun. Dilin kendisi metafizik olmak zorunda kalıyor. En basiti şöyle düşünün. Yani bunu anlayabilmek için. Ben ağacı ağaç derken, yani cevher düzeyinde mi bakıyorum? İlinek düzeyinde mi bakıyorum? Yani töz düzeyinde mi bakıyorum, ilinek düzeyinde, cevher düzeyinde mi bakıyorum, arazi düzeyinde mi bakıyorum? Ya ağaç anlamıyla bakıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani metafizik, yani bir varlığın, yani metafizik, nesnel metafizik anlamında kullanırsak, yani nesnelliğin metafiziği anlamında kullanırsak, bir varlığın, var olanın değişmezlerine dair olarak hakkında konuşmaksa metafizik yani. Ama metafizik yapan özneyle bağıntılılıkta, dille beraber, dili kullanarak, dilin kendisini konuşurken, öznellik bağıntılığıyla metafiziği konuşursanız, öznenin metafizini yapmak zorundasınız. Bu özne ne? Abi bilmiyoruz. Bilmiyorsan öğreneceksin. Bilinemez. Bilinemez diyorsan kendini sınırlıyorsun. Yani bu özne ne? Bu öznenin değişmezleri ne demektir? Hani onu en basiti, kendinize döndüğünüz zaman şahıs olmanın durumu, bakan, gören, hareket sahibi, irade sahibi demiştik hatırlarsanız. Bir şeye benzemiyor oluşu. Tamamıyla onun üzerine, bak onun üzerinden konuşmak değil, bizzat hakkında konuşmak olaraktır. Ama bu o yetmiyor. İrade varlığı olduğu için gerçekleşme potansiyeli var. Bir hareket içerdiği için kendinde potansiyellerini gerçekleştirirken alemle ilişkide o gerçekleştirdiği potansiyellerine bağlı gerçekleştirdiğinde irade gücü, gerçekleştirme erki olarak irade edişte buluyor onu. Çünkü gerçekleşme erkine ne bürünüyorsa onu irade olarak buluyoruz. Ve alemle bağlantıyı kurmaya başlıyoruz. Bunları, bu şey, alemle ilişkimizi öznel anlamda kavramlaştırmaya başladığımız zaman, bak metafiziğini yapıyoruz. İyi, doğru, güzel bağıntısı psikolojisi içerisinde alemle ilişkiye giriyoruz. Okumaya başlıyoruz. Yani salt duyusal okumaya hep aşkın bir okuması olan bir varlığı bahsediyoruz. Yani ağaca ağaç olarak bakmaz ya, estetik olarak bakar insan ya. Aa, ceviz gidin bir koparayım filan filan diye bakar. Gölgesinde yararlanayım diye bakar. Yani ağaca ağaç olarak bakamazsın insan. Yani her varlık durumunda karşı karşıya kaldığı şeylerle ilişkisinde özne istese de istemese de potansiyellerini gerçekleştirme ilişkisi içerisindeyken bulduğu neyse onu metafizik nesnesi olarak bulur. Yani ağaca ağaç olarak bakamaz. Bunu çocuktan biliyorsunuzdur. Alacalı bulacalı bir şeyi eline alır, bırakmaz. Bir metafizik nesne olarak artık elinde durur. Bırakmaz o onu. Yani o kendi varlığında değişmezler olan bir nesnedir. Bilgi bilimsel, ammenna. Duyu bilişsel olarak bakarken hiçbir zaman salt duyu bilişsel olarak bakamıyordur özne. Salt duyu bilişsel olarak baksa zaten bilişsel değildir. Ha düşünün yani. Bütün iradeden soyunun, kendini gerçekleştirmenizi sakinleştirin, kavramlarınızı susturun. Bakın sadece, bakıyorsunuzdur ya. Bakın bu çok önemli. Sadece bakıyorsunuzdur. Bilişsel bir şey yok orada. Ne zaman irade, potansiyeller, gerçekleşme erkiyle ilişkiye girmeye başlıyorsun, bilişsel durum başlıyor zaten. Görmenin gerçekleşme erkine, iradeye bürünmesi, duymanın iradeye bürünmesi, konuşmanın iradeye bürünmesi, kalbin, isteklerin, duyguların canlanması, iradeye bürünmesi, sizi eyler olması, istesen istemez de metafizik bir varoluşsal alana taşıyor sizi. Yani metafizik nesnellikten
metafizik bir varoluşsallığa taşıyorsun. Bununla kalmıyorsun. Ağaca haş diye bakarken anlamıyla bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Bir ağaca tutun bakın ya. Yani ne görüyorsunuz? Hiçbir şey görmüyorsunuz, bakıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Ama ağaca ağaç diye bakmaya başladığınız zaman görüyorsunuz onu. Görmek gerçekliğe dairdir. Ama dinin özdeşleştirme niteliği sebebiyle bir ağaca tahta diyen de çıkanılır. Bak, başka dillerde ağacın hangi formda karşılık bulduğunu kastetmiyorum. Dil formunda karşılık gördüğünü kastetmiyorum. O zaten tercümeyi olanaklı kılar. Adamı biri çıkar der ki ne bu tahtadır der. Yani plastiktir der. Yani başka bir özelliği, gerçekliliği olanı, değil mi? Başka bir şekilde nitelediğimizi kalkıp şey yapmaya kalksa, oturtmaya çalışsa, ha bak bu özdeşleştirme sıkıntıya gidiyor demektir. Bakın şöyle bir paragraf yazmıştım bu son kitap için. Onu beraber okuyalım hem de şey olsun. Anlam ve değer içeriğinde. Zaten ne demiştik? Anlam öznelde istese de istemese değere döner. Çünkü yargısaldır. Öyledir diye bakıyorsunuz. Özdeşleştirme niteliği sebebiyle, dinin özdeşleştirme niteliği sebebiyle anlam, söz geldiği zaman sözün kendisinin o kavramsalın kendisinin nesnelliğine aşkın bakış verirken, anlamın kendisi ortaya çıkar, içeriği ortaya çıkmışken siz tutuyorsunuzdur, oraya bakıyorsunuzdur. Bu çok önemli. Yani şuna niye biz plastik veyahut da metal diye bakmıyoruz, kalem diye bakıyoruz? Anlamda bakıyoruz, görüyoruz çünkü. Ya zaten nesnelliğinde baktığın zaman plastik, kalem dediğin zaman cevherine dair konuşma, metal dediğin zaman hangi metal, işte pirinç, değil mi? Veyahut da ne olsun, şurada plastik diyelim, değil mi? Özünde de efendim mürekkep var diyelim, değil mi? Hep cevherlerine dair konuşuyorsun. Ha boyası siyah, bak niceliğine dair, arazi şeylerini konuşuyorsun. Bir kalem böyle olabilir ama yarın başka bir kalemde başka bir renk görebiliriz. Ama kalemin kalem olma değişmezlerini, mürekkebinin olması, değil mi? Bir metalden yapılıyor olması, bu tahta da olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir vesaire. Ama nicel belirimleriyle niteliğine dair konuştuğun anda başka bir şey konuşuyorsun ve istediğin kadar konuş, niceliğine dair de konuşsan, yani arazi özelliklerine dair de konuşsan, niteliğine dair de konuşsan, bizzat değişmezlerine dair konuşurken onu metafizik yapıyorsun. Neliğine dair konuşuyorsun. Bu çok önemli. Şimdi burayla bağlantı bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra bağlantı kurayım. Ağacın ağaç olma niteliğini siz çıkarttığınız zaman özdeşleştirmede, dilde artık bir niteliğe bakıyorsunuz. O kendinde şey bilinmez değil yani, o niteliğe bakıyorsunuz. Yani ceviz ağacı derken bir niteliğe bakıyorsunuz. Bir insan derken bir niteliğe bakıyorsunuz. İnsan olmanın niteliğine bakıyorsunuz. Tümeline bakıyorsunuz yani. Tümeliyle bakıyorsunuz ona. Değişmeziyle bakıyorsunuz ona. Bu çok önemli. Aynı zamanda o ağacın kendisi, insanın kendisi özünde nasıl bir mahiyeti var? Bak. Varlıksal olarak bir mahiyet zaten o. Bak bu söylediğim çok önemli. Yani insanın insan olma niteliği zaten bir mahiyet. Bununla da kalmıyor. Form düzeyinde bir mahiyet. Bununla da içerik olarak mahiyetine, bu tözsel anlamda mı? Nur, değil mi? Veyahut da efendime söyleyeyim, tözsel anlamda olmasın, duygusal anlamda mı? Hangi anlam ve değeri taşıdığına, sıfatı taşıdığına, karakteri taşıdığına dair mi? Ha, o ayrı bir mahiyet durumu. O da gerçekleştirdiklerinde veyahut da bütündeki yerindeliğine göre ortaya çıkan bir durum. Yani Tolga yaşamın ilişkilerinde neler üzeri yaşıyorsa ve ilişkilerinde bir şeyler görünüşe taşıyorsa oradan karakteristik olarak bu mahiyetleri taşıyor diyoruz. Yani ama Tolga'nın en temel mahiyeti insan olması. Ama o insan olma mahiyetini içeriksel olarak ne barındırmış olarak kendini buluyor? Yani niçin barındırmış olarak, yani sonuçta çıkartacağı hikmeti ne? Gerçekliliği ne? Niçinliği burada kastımız ne? Taşıdığı gerçekliliği ne? Yani insan olma mahiyetinin gerçekliğini gördük. Tamam, önümüzde duruyor ama içeriksel olarak neyi taşıyor? Gerçekleştirdikleri üzerinden ona tanık olacağız. Bunun içindir diyeceğiz yani. Bu da ikinci bir mahiyet durumudur. Yani bütünlüğüne dair mahiyeti, tümeline dair mahiyeti ama bir de içerik olarak mahiyeti. Bu ikisini de birbirine karıştırmayın. Bu da çok önemli. Yani mahiyet bilinemez diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten mahiyetiz ya.
İnsan olma mahiyetinde varız. Bununla da kalmıyor. Halil, bu alemde neler gerçekleşiyor bütünde, bu insanlık aleminin bütünde, nerede duruyorsa, niçinse, ne katkıda bulunuyorsa veyahut da katkıda bulunmuyor da eksiltiyorsa, değil mi? Halil onun içindir yani. Hangi karakter çizgisinde kendi varoluşunu buluyorsa Halil onun içindir. Bu çok önemli. Şurayı okuyayım, buradan devam edelim. Nereye geleceğiz ondan sonra beraber? Çünkü bilmiyoruz. Yani madem metafizik dedik, öyle metafizik 1-2 saatte konuşulacak bir konu değil yani. Dil bağlamına geldiğin zaman bir başka bir metafizik oluşa geldik çünkü. Niye? Bir varlığın ne olduğuna dair konuşmak ayrı bir şey. Özne söz konusuysa ve dil bağlamında özne söz konusuysa, ha o zaman metafizik değişti. Öznenin de metafiziğini yapacaksın. O zaman ikisinin arasındaki bağıntıyı neyle kurduğuna dikkat edeceksin. Ve dilin kendisi zaten seni metafizik kılıyor. İstesen de istemesen. Yani özne metafizik, öznenin kendisi metafizik olarak da kalmıyor. Yani değişmezler olan bir varlık durumu var. Bununla da kalmıyor. Efendime söyleyeyim, nesnelliğe aşkın bir metafizik olma durumu var. Değişmezliği var. Bak, nesnelliğe aşkın olan bir metafizik durumu var. Bununla da kalmıyor. Hep nesnelliğe aşkın gizli özne olma durumunda metafizik olması var. Özne hep içeridedir. Dışarıda özneyi nerede bulacaksınız? Dışarıda eylemlerinde görünüş bulur sadece. Gerçekleştirdiklerinde görünüş bulandır özne. Yani metafizik oluşunu hep korunuyordur. Aşkın, aşkınsal hep koruyordur. İşin enteresan tarafı, anlamla baktığınız zaman da nesnelliğine aşkın olarak hep bakıyorsunuz. Nicelliğine aşkın olarak bakarken hep metafizik oluşu korunur. Yani metafizik dediğimiz ilip hep aşkınlığına dair bir metafiziktir. Yani aşkınlığı içerir kavram olarak. Dil ile de baksanız, öznesinden de baksanız, yani metafiziği yapan özneden de baksanız hep aşkınlık kavramını içeren bir durumdan bahsediyordu. Bir bilgi, yani bir bilgi yöntemsillikten bahsediyoruz. Şunu toparlayayım, o zaman bu daha net anlaşılacaktır. Anlam ve değer içeriğinde diyor. Bakmaya aşkın, görme olanağı olan özneden bahsetmekteysek. Biraz önce konuştuklarımız. Anlam ve değer içeriğinde. Anlam nasıl dönüyordu? Bunları hep anlatmıştık öznede. Değere dönüyor vesaire. Anlam ve değer içeriğinde. Hani değerin de formasyonları da farklı olabilir. İradeye bağlı, duyguya bağlı, kullanım değerlerine bağlı, amaca bağlı, değil mi? Değer şeylerimiz değişiyor. Her neyse, ama en temelde değer, anlamın değere dönmesiyle öznede değer bulunuyor. Yani çünkü anlam, değer yargısal olarak bakmaya eyler. Eylediği anda öznede değer biçimsel bakış çıkıyor. Yani ağaca ağaç olarak bakarken değer biçimsel yargıda bulunuyorsunuz. Buradaki değer biçimsel yargı iyi doğrunun değer biçimsel yargısı değil. Onun o olmasının değer biçimsel yargısıdır. Çünkü onu ağacı tutup da topraktan ayrı olarak görünüşe taşırken veyahut da efendime söyleyeyim hayvandan ayrı olarak bitki olarak görünüşe taşırken o tür içerisinde türler farklılığı içerisinde bir değer biçimsel olarak görünüşe taşıyorsunuz. Yani insan dediğin anda bitki, hayvan, cin, melek içerisinde değer biçimsel bir yargıda onu görünüşe taşıyor. Zaten anlamın kendisi, bak bu hem varoluşun çeşitliliği sebebiyle böyle, hem de anlamın özne de değere dönmesi sebebiyle öyle. Değer yargısal olması sebebiyle öyle. Yani isteseniz de istemeseniz de metafizik varoluştan bakıyorsunuz yani. Bakın bir daha okuyayım. Anlam ve değer içeriğinde. Bakmaya aşkın diyor. Bakmaya aşkın, görme olanağı olan. Çünkü bunlar bizi görme olanağı getiriyor. Görme olanağı olan özneden bahsetmekteysek. Bak Allah, bak bu özne dediği zaman Allah'a da okuyor. Anlam ve değer varlığı, Kur'an'ı hiç okumuyor muyuz? Rabbül alemin diyoruz, Errahmanirrahim diyoruz, Hüvallellezi la illallahü diyoruz, değil mi? Yani onu tanımladığımız şeyler var. Kendisini tanımladığı şeyler var. Ayın üzerine yemin ediyor, değil mi? Asrın üzerine yemin ediyor. Yani bir değer dünyası içerisinde var olduğumuzu söylüyor. Şimdi böyle bir özneden bahsediyorsanız yarattığı şeylere salt nicel bakmayan, anlam ve değer içerisinde niçin yarattıysa öyle bakan bir varlıktan bahsediyoruz. En basiti şöyle düşünün. Yeryüzüne halife yaratacağım. Şimdi insan diye mi bakıyor Allah bize, halifesi diye mi bakıyor? Değer biçimsel olarak insana halifesi diye bakıyor. Çünkü mahiyeti, taşıdığı mahiyet o. Yani Adem'in insan olma mahiyetine aşkın, içeriği olarak taşıdığı mahiyete halifelik. Peki nasıl bir halifelik?
Zatına dair payı almış, sıfatına dair payı almış, isimlerine dair payı almış. Bununla da kalmamış, onları olanak olarak gerçekleştirirken Allah'ta ne varsa onları gerçekleştirme olanağı içinde kendini bulan bir halifelik. Yukarıda bir Allah değil ama Rabbini üzerinde buluşuyla halifesi olan bir halife. Yani eylemlerinde gerçekleştirdikleri üzerinden Cenab-ı Allah tezahür oluyor. Aşkar ediyor kendini. Böylesi bir varlık insan. İnsanı konuşuyorsak. Yani metafizik. Değişmezlerini içerik ve bakın mahiyeti ikiye ayırmıştık. Forma dair mahiyet ve içerik olarak taşıdığı mahiyet ki mahiyeti sadece içerik olarak manasında anlamlı kılmamak adına söylüyorum bunu. Baktığınız zaman insanın kendisi hakikaten yukarıda ve aşağıda yaratık ayetiyle de baktığınızda çok yüksek bir formda yaratılmış. Ahsen-i takvim diyor onun için. Devam edeyim. Yani Allah için de bu cümleyi okuyabilirsiniz. Anlam ve değer içeriğinde diyor. Bakmaya ve görme olanağı olan özneden bahsetme. Bakmaya aşkın, görme olanağı özneden bahsetmekteysek metafizik sadece varlığa dair ussal bilgi, bilimsel bir yaklaşım değil. Bakın, metafizik varlığın değişmezlerine dair ussal bilgi, bilimsel bir yaklaşım değil. Kalemin ne olduğuna dair bilgi, bilimsel bir yaklaşım olmaktan öte bir duruma taşıyor artık bu bizi. Bir daha okuyorum. Anlam ve değer içeriğinde bakmaya aşkın görme olana olan özneden bahsetmekteysek. Metafizik sadece varlığa dair ussal bilgi bilimsel bir yaklaşım değil. Varoluşsal olarak gerçekliği olup da kaçılamaz olandır. Yani bizim varoluşsal kaçınılmazımız bu. Olandır. Düşünsel anlamda varlığı ve varoluşu anlamaya, bilmeye dair anlam değer belirlenimli ilke içerikli alanlar açmakta isek, sanat, bilim, felsefe, din, daha bunları çoğaltalım. Teolojik olarak alanlar neyse artık onlar, bilimsel olarak alanlar, bunların hepsini siz kendi sanatsal alanlar, bak alanlar içerisinde bir de alanlar açıyoruz. Sosyal ilişkilerde alanlar, aile vesaire, değil mi? Alanlar açmaktaysak, metafizik varoluşun kaçınamaz olduğu gerçeklik içinde özne olmayı buluyoruzdur. Bak metafizik varoluşun, yani bunları gerçekleştiren biziz. Medeniyet, kültür, yani varoluşsal alanlar açarken özne olmayı buluyoruz. Bak metafizik varoluşun kaçınamaz olduğu gerçeklik içinde özne olmayı buluyoruzdur. Aynısını Allah için düşünüyor. Rabbül alemin oluyor bak. Alemlerin Rabbi. Her türlü yaratmayı bilir. Her türlü alan açmayı bilir yani. Sanatsal olduğu kadar bilgi bilimsel. Bilgi bilimsel olduğu kadar hikmet biçimsel. Bir varoluş içerisinde her şeyi var eden, anlam ve değer dünyasında var eden bir varlıktan bahsediyoruz Allah derken. Ya en basit Allah derken bir anlamdan bahsediyorsunuz ya. Anlamı olan bir varlık. Hak. Yüklemli bir yaratımda madde dahi, bakın burası çok önemli. Özne olmayı buluyoruz. Yaratımda madde dahi. En salt özneyi alalım. Elementer düzeyde olsun. Bu toprağa gidin, ateşe gidelim, efendime söyleyeyim, şeye gidelim, neydi diyelim, suya gidelim. Su bunların içinden kıymetlilerinden. Suya gidelim vesaire. Yaratımda madde dahi, hikmetine yani taşıdığı gerçekliğe bağlı olarak anlam ve değer yüklemli bir oluş içinde metafizik bir nesne kılınmış iken. Bakın bu çok önemli. Metafizik bir nesne kılınmış iken insanın varlığa dair yaklaşımı metafizik olmaktan öte durmaz. Var olanlar kendilerine, bakın var olanlar kendilerine aşkın, kendilerini aşan ama. Bakın var olanlar kendilerine aşkın, kendilerini aşan derken burada öte bir şeyi kastederek söylemiyorum. Kendilerini aşan ortak evrensel bir gerçeklik taşırken. Yani ben benim ama herkes benim gibi ortak özellikleri taşıyor. İnsan olmanın özelliklerini taşıyorlar. Beni aşan bir durum bu. Dağ ama dağı dağ yapan nelerse o kendini aşan bir özellik olarak hepsinde de olan bir şey. Yani tümelleri konuşuyor. Kendilerini aşan ortak evrensel bir gerçeklik taşırken sadece nicel belirlemelere dair, bak sadece nicel belirlemelerine dair fizik olgusal bir dünyaya bakmak eksik olduğu kadar gerçeğe gözleri yummak anlamında da yanlıştır.
Ya senin varlığın diyor zaten metafizik. Sen nasıl diyor metafizik oluşun dışında bakabilirsin. Sen bilim yaparken dahi nicenin bilimini yaparken dahi metafiziksin diyor. İstesen de isteme değer yargısal bakıyorsun ya. Yani şuna şu kadarlık bu kadarlığı yüklerken dahi kadarlar üzerinden nicel belirimleri üzerinden nitelerken dahi dilin niteleme özelliği sebebiyle özdeşleştirme sebebiyle senin değer biçimsel anlamda bakman sebebiyle onlar arası bağıntı kurmaya başlayıp da ortak özelliklerini bulayım bunlar ne yapıyor demeye başladığın zaman en basit ya mikrobiyotaları şey diyoruz niceliklerine bağlı olarak ayrıştırıyoruz efendim tanımaya çalışıyoruz tamam bunlar arasındaki bağıntıyı nasıl kuracaksın? Yani onların ortak özellikleri sebebiyle bunlar böyle olduğu zaman böyle yapar, böyleyken böyle yapar diye ortak özelliklerinden hareketle bulacaksın bunu. Yine metafizik yapıyorsun yani sonuçta. Yani nicel belirimlerinle metafiziğin içindeyken, konuşurken, nitelemelerde bulurken, sen onlarda ortak bir değer bulurken, ortak bir özellik bulmaya başlarken zaten metafiziğini yapıyorsun o işi. Yani kuantum diyoruz. Kuantumun en temel özelliği nedir? Değil mi? Yani enerji. Yani istesen de istemesen en temel özelliğini söylüyorsun. Biz de nur diyoruz sen enerji dediğin şeye. Bak dili tercüme edebiliyoruz yani. Çünkü ortak bir gerçekliği konuşuyoruz. Aynı şeyi konuştuğumuz için yani. Bu niye önemli bu kadar? Bu şunun için önemli. Bir kendimizi nerede görmemiz için önemli. Bugün gerçekten büyük bir sorunsallık var. Neyin sorunsallığı? Metafizik öldü mü ölmedi mi sorunsallığı var. Hayalet midir değil midir sorunsallığı var. Arkadaşlar zaten varoluşunuz dil bağlamında metafizik. Öldüremiyorsunuz yani orada duruyor yani. İster kabul et ister etme yani gerçeğe gözünü yummuş oluyorsun yani. Yani bilim yapanın kendisi dahi tümel belirimleriyle bağlı olarak yani ortak özelliklerine bağlı olarak bilim yapmak zorunda kalmıyor mu en sonunda? İstediği kadar nicel belirimleriyle okumaya çalışsın doğayı. Yani us bağlamında, dil bağlamında zaten bunları yaparken tümel belirimleriyle yapıyor bu işi. Onun için özne kendisini tanımadan, metafizik varoluşunu tanımadan yaptığı şeyi anlamlandırmaya çalışıyor ve diyor ki ya ben metafizik yapmıyorum aslında nicelin bilimini yapıyorum diyorsa orada eksik baktığı gibi çünkü niye metafiziğe dahil olduğunu görmediği gibi eksik aynı zamanda gerçeğe de gözlerini yuman bir tarafı var. Bu çok önemli. Onun için yeniden metafizik, dil bağlamında metafizik, özne bağlamında metafizik ve ama yeniden metafiziğe ihtiyacımız var. Yani sadece var olan nesnelerin metafiziğini yapmak değil, değişmezlerine bağlı olarak onları tanımak değil bilgi bilimsel yöntem olarak. Aynı zamanda öznenin de değişmezlerine bağlı olarak özneyi tanımak ve bunlar arasındaki bağıntı nasıl kuruluyor? İrade, duygu, düşünce nasıl bir varoluş içindedir ki metafizik oluş da hep korunuyor? Hem kültürel bağlamda hem medeniyet bağlamında bir de katmanlı bir metafizik oluş bulunuyor. Onun için evvela özneyi tanıyacağız. Bu çok önemli. Öznenin değişmezlerine. Ya bu ampirik olarak bilebileceğimiz bir şey değil. Üzerine çizdim ha. Özne çok yukarılarda bir yerde değil. Bizzat kendiniz öznesiniz. O zaman kendinize dönün. Yani kendinizi bir şey yapın. Deneyimlemeye çalışın yani. Neyim en temelde? Bunu doğum mistikleri sene yüzyıllardan beri yapıyordu zaten. Nirvana'ya varmak filan. Bizimkiler de hal istigrak diyorlardı zaten. Bir derin dalınca dar bakayım oradan baksın birisi hele. Kim bakıyor? Sen bakıyorsun kim bakıyor? Yani hal istigrak derin bakış. Yani derin bir hal üzere. Derin bir durum üzere neyse artık o. Senin sen olduğun yer yani. Senin sen olduğun yerden dön neye benziyorsun? Analiz et ya bir bilimci gibi. Deneyimledin çünkü kendini. Deneyimliyorsun zaten. Neye benziyorsun? Vallahi bir şeye benzemiyorsunuz. Özne bir şeye benzemez çünkü. Bir şeye benzemeyenin ilmi yapılabilir mi? Var. Varsa yapılır. Niye yapılmasın? Bir şeye benzemiyor mu? Var orada. O var olan neyi buluyor kendine? Bakma. Bakıyorsa hareket içerisinde. Çünkü bakış var. Devamlı bir hareket var o zaman. Hareket varsa kendini gerçekleştirme olanağı içinde. O zaman irade var. Çünkü bakma yönelimdir aynı zamanda değil mi? Bir yönelim var. İrade var orada. Yani özneden koparamadığımız şeyler ha. Yani en salt duruma gittim böyle bakışta kaldım. En salt durumda olan potansiyel irade, potansiyel hareket. Yani birbirlerini doğuran şeyleri söylüyorum. Bak doğuran derken biz aklımızda doğuruyoruz anlamda. Belirlenimlerini okuyoruz anlamda. Yoksa kendinde bunları doğuruyor anlamda değil. Potansiyel olarak bunları kendinde öz niteliği olarak buluyor bunlara. Ama bakan şuurlu bir varlık var. Ama aynı zamanda diri.
Ve bunların hepsiyle beraber özne özne olmayı, şahıs olmayı buluyor, bakıyor. Muhalefetul havadis bir şeye de benzemiyor yani. Bu bağlamda baktığınız zaman özneliğin öz nitelik olarak kendisini tanımaya başladığınız zaman bunun nesnelliğe aşkın bir durum ve gizli bir öznelik durumuyla kendini bulduğuyla ilgili bir durum olduğunu görüyorsun. Bununla da kalmıyor. Gerçekleştirdiklerine baktığın zaman da hangi olanaklarla, değişmezlerle kendini var ediyor. İrade, değil mi? Hayat, irade, ilim. Çünkü okuyor, okuyup kendinde bilgiye çevirebiliyor, değil mi? Yani okuduğu şeyi modelleyebiliyor. Dil, değil mi? Ve bunlarla da kalmıyor. Bunları organize olarak kullanırken yaratımda da bulunabiliyor. Ve buradan hareketle dile bir daha dönüyorum. Dil sadece öznede, bunu hep söylüyorduk. Öznede sadece bilgi bilimsel, gösterge bilime dair olarak bir şey değil. Anlam ve değer yüklemleri taşırken ve anlamın kendisi öznede değere dönerken özneyi de biçimlendirmeye başlıyor. Nelerle özdeşleştiriyorsa, o özdeşleştirdikle bağlı olarak, efendime söyleyeyim, hani özdeşleştirme yapar, modellediği bir dil, modellenmiş dünyalara bakmaya sebep verilirken, aynı zamanda kendisini de o modellenmiş dünyanın içerisinde, modellenmiş dünyanın insanı kılıyor, yaratılmış insanı kılıyor. Ya düşünün ya, vahdet-i vücuttan her şeyin aynı olduğu bir dünyaya bakan insan ile, İspinoza'nın evren tanrı görüşüyle bakan insan ile, değil mi? Rabbül alemin, alemlerin Rabbidir diye bakan, alemlerin yer ve göklerin nurudur diye bakan insanın görüş bakış açısı aynı mıdır? Modellendiği dünya aynı mıdır? Veyahut da geçenlerde size ders olarak verdiğim neydi o? Aklıma gelsin. Kozmos. Ya okun Nijel'in dilini nasıl kullanıyor yani belgeselde? Yani tamamıyla Tanrı yok zaten orada. Öyle modellenmiş bir dilde öyle bir dünyanın insanı oluyorsun. Onun için diyorum yani eğitimimizden ateistin çıkmasa anormal olurdu. Yani normali o onun çünkü. Çünkü o dille o öyle bir insan tipi çıkar. O dünyanın insanı öyle olmak zorunda kalır çünkü. Eğiliyor, dil eğiliyor çünkü. Anlam ve değer yüklemlerinde bakmaya eğiliyor. Abi biz Nijel'in bilimini yapıyoruz. Yapıyorsun da o Nijel'in bilimi anlam ve değere döndüğü zaman seni o dünyanın içinde, metafizik oluşun içine koyuyor değişmezlerine bağlı olarak. Bu kaçınılmaz bir şey zaten. En basiti şöyle söyleyeyim ya. Ramazan geldi. Oruçları tutuyor herkes, değil mi? Herkes demeyelim. Tutanı tutuyor, tutmayanı. Bak. Efendim cuması var bu işin. Bayramı var bu işi. Değil mi? Değerler bak. Ramazan değil. Ama bir değer var. Değil mi? Özümsenmiş kültürel bir değerin içselleştirmesi var. Şimdi namazında Allah'lasın. Haçta Allah'lasın, oruçta Allah'lasın. Şimdi böyle modellenen bir dil içerisinde olan insan ile, böyle bir dil modellenmesi içinde olan insan aynı yere mi bakıyor? Bakamaz ya. Adam şöyle bakar, ya taş duvara secde ediyorlar. Ne farkı var ki ne İbrahim'in putundan? Bunu diyecektir. Çünkü Nijel'in aklıyla bakıyor, başka bir şey bakmıyor. Aç kalıyor diyor. Yani ha işte sağlık açısından iyidir, periz yapılmış oluyor vesaire vesaire. Niceliksel olarak bakan, yani onu değerlendirmeye çalışan, kadarlarıyla bak, ne sebep sonuç ilişkileriyle değerlendirmeye çalışan böyle bakacaktır o işe. Yani o sırada vücudundaki elektrik akışları, nefsini terbiye etmesiyle beraber efendime söyleyeyim kendine dönme bilmez olanağa yakalanmış olması, o özsel olarak kendine dönerken Allah ile olabilme olanağını yakalamış olması, bunlar çok önemli. Ha diyor, aç kaldıysak diyor, açları da empati etmişizdir diyor artık. Böyle basit yerlere kadar yorumlayanlar da çıkabiliyor. Önemli olan bunlar değil. O sırada senin ruh haline bağlı olarak neyi yaşadığın çok önemli. Ve hakikatle bağıntı kurarken ondan payı almaya bağlı olarak da sonuç alabilme olanağı vermesi çok önemli. Sen o aç kaldı dediğin yer, hakikatten sonuç aldıran bir şey getiriyor. Hiç o tarafıyla bakılıyor mu bilmiyorum. İnsan kendinden yakarken, efendime söyleyeyim, vücudundaki elektrik akışı, hiç oruç olup da böyle ard arda ama böyle fazla gıdaya da almadan periz düzeyinde, periz demeyeyim de riyazat düzeyinde, oruç tutup da vücudunda sırf böyle elektrik akışını hisseden olmadı mı hiç? Nasıl salt böyle akar?
Ellerinden, ayaklarından, vücudundan. Azıcık böyle bir saat, hani şuna buna saldırırken hissetmiyorsunuz zaten. Vücudunuz yanıyordur zaten. Kimyasal yakıt alıyorsunuz. Vücudunuz yanıyor, onu hissetmiyorsunuz. Az bir şey nötrleştirin kendinizi. Riyazata çekinin. Elektrik akışınızı hissedin. Nasıl bir akış var? Bunun biraz da kat kat arttığını düşünün içeriden. Dışarıdan gelenle beslenmiyorsunuz. İçeriden olanla besleniyorsunuz artık. Oruç içeriden olanla beslendirir arkadaşlar. Yani dışarıyı kes. İçeriden olandan biraz besle. Ha bırak, Allah'tan sana nur aksın. Senden nuru aksın. Dışarıya doğru. Bunu niçin söylüyorum? Bunu söylememin sebebi, yani nicele bağlı olarak yorumladığım bir dünya, gene metafizik yorumladığım bir dünya. E kardeş, o yaşarken neler gerçekliyor sebep gerekçesine bağlı olarak? Niçin olduğuna bağlı olarak ne gerçeği? Abi orayı bilmiyoruz yani, boş verelim. Niye? Niçin dediğimiz bir soru varsa o sorunun da cevabı olmalı yani. Bilim bununla da iştigal olmalı. Bugünün bilimi iştigal olmuyor diye yarının da bilimi iştigal olmayacak anlamını taşımıyor ve olmalı da. Bunun mantığı nedir? Hangi mantık? Formal mantık olmuyor. Çünkü formal mantık sebep-sonuç ilişkisinde biçimlenir. Ama niçin sorusunun aklı sibernetik akılda. Sibernetik mantık yapısallığında biçimlenir. Niye? Amaç, sonuç, erek her zaman niçinliğin belirli olduğunu gösterir. Çünkü niçin sonuçta açık olan şeydir. Ve sonuç olarak bir niçinliğini bulmanız var ise, yani en basit insan formunda geliyoruz. Bu bir niçinliği belirlen midir zaten? Yani insan olmak içinsindir. İnsan formunda varsan insan olmak içindir. Yani sonuç zaten niçinliğin açık olmasıdır. Bunun haricinde niçinse gerçekleştirdiklerinden belli olacaktır. Yani mahiyet bir, niçinliği bulduğun durum. Tümeline bağlı olarak. Mahiyet iki, gerçekleştirdiğine bağlı olarak niçinliğini buluyorsundur. Hikmetini ortaya çıkartıyorsundur. Budur zaten. Böyle baktığınız zaman işte artık bak yavaş yavaş Tanrı'yı da içine alan bir metafiziğin içine giriyoruz zaten. Ve İslam diyorsanız geçen hafta zikrettiğim çok önemli dört tane ayet vardı. Bakın bu çok önemli. Hangisiydi? Sen atmadın, Allah attı. Efendime söyleyeyim. İki kişi konuşurken veyahut da üç kişi, şu anda tam hatırlayamıyorum mealen. İki kişi konuşurken üçüncüsü Allah'tır diyelim. Efendime söyleyeyim. Veyahut da hangisiydi? Bir şah damar. Ya bir şah damarınızdan daha yakınız demek. Size sizden daha yakınız demek ha. Efendime söyleyeyim. Diğeri her nereye bakarsan Allah'ın veçi oradadır. Şimdi her nereye bakarsan Allah'ın veçini şöyle yorumlayanlar da çıkıyor. Genelde vücutçu gelenek bunu yapar. Vatted-i vücutçu gelenek der ki ne? Bak her şey Allah işte. Allah'ın cemali. Yani oğlum başka bir ayet daha var. Niye öyle kör bakıyorsun? Ne diyor? Gözler onu idrak etmez. Yani baktığın o değil demektir. Ama o gözleri idrak eder. Ha, demek ki dışarıda gördüğümüz nesneler Allah değil. Yani o ayetin hikmetinden baktığınız zaman zaten anlamlı bir şey oluyor. Söylediğin. Gözler onu idrak etmez. Yani şudur budur diyemezsin ona. Ama ne diyor? O gözleri idrak eder. Arkasında bir şey. Burada kör olan orada da kördür. Yani burada mahrum olan orada. O zaman neyle mahrum olmayacağız? Hangi dille ve hangi duyguda baktığınız çok önemli. Hangi değerde baktığınız çok önemli. Burada Hazreti Ali'ye gidiyoruz o zaman. Diyor ki ne, bu gözlerle göremezsiniz. Demek ki bak Hazreti Ali'nin sözü dahi yani dışarıda gördüğümüz varlıkların kendisi olmadığına dair zaten bir gerçeklik taşıyor. Bu gözler onu göremez demek. Baktığınız şeyler onlar değil demektir. Yani. Ama neyle görüyoruz? İman dolu gözle görürüz. Ama burayı da çarpıtıyor. Dil öyle bir şey ki özdeşleştirme her yere çekmeyi de getiriyor. Abi diyor işte imanla her şeyin o olduğunu biliyoruz. Bak gene sıkıntılı taraf var. O zaman başka bir ayetten gitmek zorunda kalıyorsun. Rabbül alemindir diyor. Alemlerdir demiyoruz. Ve kendisini öyle tanımlıyor. İkincisi sen öznenin gerçekliğini bilmiyorsun anlamına gelir. Öznenin metafizini yaptığınız zaman zaten her şeyin o olmadığını görüyorsunuz. Ya beden misiniz? Öznenin metafizini yaptığınız zaman içkin ve gizli olansınız. İçeriden bakansınız. Bedene hep aşkın olansınızdır. Ben size bakarken sizin sadece bedene dair bir belirlenimi de görüyorum. Ama sizin gerçekleştirdikleriniz üzere size ben tanık oluyorumdur. Bu çok önemlidir. Hemen arkasından başka bir ayet nedir? Allah yerin, göklerin ve bir aradakilerin nurudur. Allah yerin ve göklerin kendisi değildir.
Yani nerede sıkıntılarımız başlıyor, bu çok önemli. Ve bugün benim üzerinde durmak istediğim konu şu olsun. Hani dedim ya, aklıma geldi dediğim yer. Ya arkadaşlar, dil neyi merkeze alıyorsa ona göre modelleniyor. Hangi ilke ve değer içeriğinde bakıyorsa düşünceyi de o şekilde yapısal kılıyor ve modellenmiş ve yapısal kılınmış dünyaların içine eğiliyor insana. Hani şeyi söylediğim şey çok önemliydi. Neydi? O aklıma gelsin. Bilimin o nicele dair dili. Ne baktığınız zaman, hani o kozmos belgesinin özellikle var. Bizim konuşmamıza baktığınız zaman nasıl dünyalardan baktığımızı görüyorsunuz. Yani farklı farklı. Kendi vatedi vücut, vatedi şuhuda gittiğiniz zaman da yeniden merkeze alınan, şöyle modellenen bir dünyada Cenab-ı Allah'a nasıl bakıyorlar? O mudur, değil midir? Bak. Birisi diyor, odur her şey. Diğeri diyor, değil, yapma. Ama ondan gayrı da değil diyor mesela. Değil mi? Mesela bizim bunu bir parça daha ileriye taşıdık. Hani geçen hafta da bir parça taşıdık. Buradan yürüyeceğim bir parça. En basitinde dedik, uluhiyet merkezli bir dilimiz mi olmalı? Rububiyet merkezli bir dilimiz mi olmalı? Arkadaşlar, uluhiyet merkezli bir dil 1400 seneden değil de 1200 seneden beri ümüğümüzü söktü. Öyle bir ötelere attı ki Allah'ı. Allah'a yakinen bulamıyoruz. Adam Rahman diyor, Rahim diyor. Ötelerde Allah'ın bu nitelikler, bu metafizik nitelikler değişmezler. Ahlaki değişmezler. Allah'ın değişmezler yani. Adam böyle okuyor Esma-i Hüsna'yı. Ayeti de okuduğu zaman ayeti var. Ama Allah nerede? Yani güneş bir ayet, o ayet. E peki Allah nerede? Ayrı da değil ama. Tamam, ayrı da değil. Bak gene rububiyete yakın bir taraf çıktı gene. Allah nerede kardeşim yani? Uluhiyet merkezli düşüncenin tamamında Cenab-ı Allah ötelerdedir. Tabii ki bilgi bilimsel anlamda Cenab-ı Allah nasıl bilmemize gerekiyor dair bir şey katkısı olmuş. Ama bu kadar da ötelere atmayaydı ya. Çünkü rububiyet merkezli düşünmediğiniz sürece Allah'a yakın bulamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani geçen hafta söylediğim konuyla ilgili bir şey. O kozmosu izlediğiniz zaman, Yeni Dünyalar belgeselini izlediğiniz zaman bildiğiniz bir dünyaya eğiliyor sizi. Yani bilimin dili, efendime söyleyeyim, bilgi bilimsel olarak varlığın kendisine doğru baktığınız anda sizi bilmeye eğileyen bir dil olarak orada duruyor. Kardeş, bilmeye eğiliyor de benim dışımda duran bir varlığa ben ne yapayım? Kendisine katıldığım bir varlık olsun bu. Bakın bu çok önemli. Çünkü insan katılan bir varlık. Sadece bilmekte kalmıyor. Bildiklerine katılan bir varlık olarak kendini buluyor. Bundan yoksun bıraktığın adamı o zaman anlamsız bir dünyaya eğlersin insana. Bugün Batı'nın anlamsızlığa, boşluğa dair psikolojik yaşadığı şeylerin en temelinde eğitimleri gelir. Sadece bilmeye eğleyen bir bilgi bilimsellikler var. Ya felsefelerine bakın. Felsefesi A'dan Z'ye kadar. Felsefesi bilgi bilimsel yöntemdir. Varoluşçu felsefe niye çıktı ki zaten? Ya arkadaş, bilgi bilimsel olarak siz bize öyle bir dünya dayattınız ki insanın duyguları da var, şuyu da var, buyu da var diye varoluşçular isyan bayrağını çekti en sonunda. Ha, isyan bayrağını çektiklerinde kaldılar. Çünkü eğitim sistemi artık o bilgi bilimselliği içermiş olarak öyle getiriyor. Aynı şey bizde de var demek istedi. Salt uluhiyete dayalı dil sizi sadece bilgi bilimsel olarak Allah'ın nasıl bilebileceğinize götürür. Sıfatları bu. Efendime söyleyeyim, zati sıfatları bu, subuti sıfatları bu. Bak metafiziğini yapıyorsunuz. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar değil mi? Ne olduğuna dair konuşuyorsunuz. Ayetleri de var. Efendime söyleyeyim, Esma-ül Hüsna'sı da var. Tamam. Nerede bulacağız? Bunlarla biliyoruz. Tamam. Nerede bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya insanda bulacağız. Kainatta bilirsiniz, sizin dışınızda durur. Bilirsiniz. Ama insanda bulacaksınız, ilişkilerinizde bulacaksınız, gerçekleştirdiklerinizde bulacaksınız. Ya Rahman'ı nerede bulursunuz ya? Duygusunda, kendisinde bulursunuz. İyi olmayı, doğru olmayı, güzel olmayı nerede bulursunuz? Kadir olmayı, kendinde güç getirmeyi nerede bulursunuz? Kendinizde bulursunuz, ilişkilerinizde bulursunuz. Günümüzde hani böyle güzel bir popüler kavram var, motivasyon. Yani kendine geçirme olana dair kapanmış. Onu motive etmek, motivasyon buldurtmak dışarıdan bir etkenle değil mi? Hani motive et. Yani kendinden güç, yani kendine güç getirme. Kadir, Kadir esmasını örtünmüş. Hani o Kadir esmasını yeniden uyandır. El Kadir. Kendini gerçekleştirme olanağı ol.
Nerede bulacaksınız bunu? Anlatırken de söylüyoruz zaten nerede bulacağımızı. Hani Kemal Sunalvari bir konuşma gibi oluyor. El Kadir, nerede bulacaksın? Görmeyi nasıl bileceksiniz yani? Görmezseniz eğer. Öznelliğe dair olan sıfatları, öznelliğe dair olan yüklemlere, yaşarken, deneyimlerken, tecrübe ederken tanrısaldırlar demiştik hatırlarsın. Görme tanrısaldır. Bak Tanrı'nın kendisi değil, tanrısaldır. Onun olanağı olarak bulduğumuzdur. Hakikatten aldığımız paye içerisinde, sürekliliği içinde hep varız. Duyma, görme, ya bunların hepsi araç araç. Hepsi nurun kendi olanakları içerisinde gerçekleştirdiği şeyler. O paye almanın sürekliliği içinde varsan, rububiyet merkezini düşünmek zorundasın. Bu neyi getirir size? Ötelere de bir Allah'ı kurtarır. Sadece bildiğiniz değil, kendisine katıldığınız bir Allah'ı getirir. Bizim özde İslam'ın en temel niteliği rububiyet merkezli bir dilin olmasıdır arkadaşlar. Hadis-i şeriflere gittiğiniz zaman bunu net görürsünüz. Diyor ki insanlardan diyor özür dilemesini bilmeyen Allah'a tövbe edemez. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilemez. Tamamıyla rububiyet merkezli. İnsanın savaştayken dahi diyor insanın cemaline vurmayın çünkü Cenab-ı Allah diyor kendi cemali üzeri yaratmıştır. Rububiyet merkezlidir ya. Hani bir hayvancağız ölüyor şeyin, kuşu ölüyor. Hadi gidelim diyor. Efendime söyleyeyim ziyaretine gidelim, bir başsağlığı dileyelim diyor. Cemaatte bir çocuk yok o gün. Soruyor diyor nerede, her gün vardı. Efendim diyor kuşu öldü, yas tutuyor. O zaman diyor başsağlığına gidelim. Veyahut da Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'i seviyor. Birisi diyor ki ya Resulallah ben diyor çocuklarımı sevmiyorum diyor. Sen seviyorsun, nasıl oluyor diyor yani. Hani geçen hafta dediğim gibi Anadolu'da daha bu zamana kadar çocuklarını sevmeyen insan var ya, yasak yani çünkü öyle bir tabu var yani. Her neyse velhasıl kelam ne diyor? Allah sana diyor o merhameti vermediyse ben ne yapayım diyor. Bak bak rububiyet merkezli yani Allah'tan o merhamet payesini almazsan, sevgi payesini almazsan çoluğuna çocuğuna torununa inemiyorsun yani. İnsanın birbirine inmesi duygusal olan ilişkilerde ilkeler yaşamasıyla ilgili Rahman'ı, Rahim'i, Vedud'u. Evladını seviyorsun ya. Evladını severken Allah senden seviyor. O sevgisinden paye alarak sevmiş oluyorsun. O sevgide yaratılıyorsun zaten. O anda seven özne olarak varsın. Allah'tan aldığın o sevgi payesiyle varsın. Ama Allah'ın elvedud etması da senden görünüş buluyor. Rahman nazarıyla bakıyorsun. Ne olursan ol gene gel. Değil mi? Ayrı gayrı görmüyorsun. Sen altınsın ben tunç muyum? Rahman nazarıyla bakıyorsun. Ama senden tezahür ediyor Rahman nazarıyla. Veyahut da Rahim nazarıyla tezahür ediyor senden. Bir şeyin emeği olmuş, emeğin karşılığını veriyorsun. Bu işçinse işçin, eşinse eşin, çocuğunsa çocuğun. İlme dair bir yanında çalışan birisi varsa, ilme dair çalışan onun karşılığını, hakkını vermen, gözetmen. Rahim esması sende tezahür ediyor. Ahirete atılmış esma değil ha. Ötelerde birinin sıfatları değil bunlar. Bizatihi varlığın, varoluşunun öz gerçekleri bunlar. Taşıdığı gerçekler, gerçekleşme olanağı içerisinde var oluyor bunlar. Bir kaplanda sevgi yok mu? Yani. El adlı yok mu? Yok abi doğada adlı yok. İnsanda el adlı var. Onu bile test edemiyorsunuz. Neniz var? Yani. Artık günümüz belgesellerle biliyoruz ki ne yani. Kaplanın da oyunda buyunda da el adı var yani. Tezahür ediyor. Vicdan var yani. Yani bir karıncada hiç mi düşünce yok? Ya hatta bir arı. Yani herkes varlıktan payı almıştır. İstidadı kadar. Yani burada varlık derken hakikatten, Cenab-ı Allah'tan payı almıştır. İstidadı kadar. Hangi sıfatı ilahi taşıyor, karakterleri taşıyorsa onu görünüşe taşıyacak kadar. Ama insanın bir olanağı var ki bunları o tamamıyla ilişkilerin ağında vesaire görünüşe taşıyacak, yapısal kılacak, kültür olgusal kılacak bir şekilde ortaya çıkartıyor. Buradaki en önemli şey dilin yaratma olanağı olması aynı zamanda. Yani sadece bakın bildirişsel değil, aynı zamanda efendime söyleyeyim eyler oluşuna bağlı olarak değiştirici ve dönüştürücü, öznellikte değiştirici, anlam ve değer yüklemine değiştirici ve dönüştürücü oluşuna bağlı olarak yaratıcı olanağı var. Yani Cenab-ı Allah dil olana aletiyle öznellikte yaratıma sebep veriyor. En basit diye Halil'im diyorum yani değil mi?
Yani nereden biliyorsunuz? Bir özdeştirme de nitelemedir Halil olma. Ayten deniyor, Ayten denilmiş yani. Halil denilmiş, Halil denilmiş, o kadar yani. Kaldır esmanı. Sen isim misin? Sadece alem ilişkilerinde niteleme olarak özdeşleşti, bakın özdeşlikte değil. Bir özdeşleştirmede bulduğun bir şey olarak yaşıyorsun onu. Birisi seslendiği zaman sana o isimle bakıyorsun. İsimden soyun. Nereye bakacaktın? Yani istesen de istemesen de metafiziksin yani. İsminle metafiziksin. Kaçışın yok. Dilin o yaratım olanağı içerisinde varsın. Ama önemli olan Halil olmayı hak ederek mi yaşıyorsun, hak etmeyerek mi? Ya ismin bir hakkı var. Hakkını vererek insan olmaya dair haysiyeti var. İnsan olmanın haysiyetinde mi Halil olmayı gösteriyorsun? İnsan olmamanın haysiyetinde mi gösteriyorsun? Haysiyetsizliğinde mi gösteriyorsun? Mesela budur ya. Veyahut da bir alan açıyorsun. Sanatçı, bilim adamı vesaire. O alanın hakkını vererek mi o ismi hak ediyorsun? Hakkını vermiyor musun zaten? Ki sanatçı olabilesin, bilim adamı olabilesin. Hakkını ver, anne olabilesin, baba olabilesin. Bak bundan sonra da ne? Karakter biçimsel olan şeylerdir. Bunu hep daha önce konuşmuştuk. Ama sonuçta dil bağlamında bunu yüklem alıyoruz, özdeşlikte görüyoruz. Ben sanatçıyım. Ben filozofum. Ben kelamcıyım. Ben ne diyelim neysek artık işte oyuz işte böyle. Niteliyoruz kendimizi yani. O nitelemenin içerisinde kendi olmayı buluyoruz. Veyahut da bunu o kadar aşırıya götürüyoruz ki ne yapıyoruz? Sen benim kim olduğumu biliyor muya götürüyoruz. Sanatçıyım ben diyorsun ya. Dünyaca tanınmış bir sanatçı. Evet, dünyaca tanınmış bir sanatçı geçenlerde şeyde ölmüş. Neydi? Fransa'da soğuktan ölmüş. Kimse dönüp bakmamış bile. Nitelediğin şeyin alemde karşılığı ne kadar? Değeri ne kadar? O sanatçı değeri var ama insan değeri yok. İnsan değeri olsaydı ısı ölümünden ölmezler herhalde. Isı düşmesinden ölmezler herhalde. Aa yanlış yapmışız ya. Meğersem sanatçının tekiymiş. Lan insandı zaten. O sırada çırpınırken el uzatmadınız mı? Bir tanemiz görmedi yani. Değil mi? Yani donara varmış. Isı kaybından adam ölmüş ya. Aa dünyaca tanınmış bir sanatçıymış. Tüh filan filan. Ölürken niye onu şey yapmıyordun? Yani illa nitelediğin şeyle mi o insan olmuş oluyor? O bir niteleme. Başka bir alanda, başka bir şeyde o insan başka bir özellikle nitelediğimiz oluyor. Bilim adamı. Bak hep insanı niteliyoruz. Bak tümelinden bak insan. Bilim adamı. Sanatçı. Filozof. Arif. Tasavvufçu. Değil mi? Mütekellim. Kelamcı. Hep nitelediğimiz. Ama hep insan gerçekleştirilene bağlı olarak nitelediğimiz bir varlık olarak bulduğumuz. Şimdi nitelediğimiz şeyler de öyle sıradan şeyler değil ha. Değişmezler ediniyor. Yani kendine dair değişmezleri var. Ama ilişkilerine bağlı olarak da alan açmalarda da değişmezler edinen bir varlık bu. Bu çok önemli. Anne, baba. Yani sadece kendi değişmezleri değil. Alan açmalarına bağlı olarak değişmezler edinirken dahi metafizik oluşunu koruyan bir varlıktan bahsediyoruz. Allah'a gidin. Ben rahmeti kendime farz kıldım. Kendi varlığına dair değişmezleri var. Ama ahlak biçimsel olarak kendine de değişmezler öngörüyor. Rahman, Rahim, Allah, Kadir, Esma-ül Hüsna o değil midir? Yani. Şimdi nereye götürecektim bunu? Rububiyet merkezli bir dilimiz mi olacak? Yani Allah'tan tasavvuf diye bir şey var da rububiyet merkezli bir düşünce oluşturabilmişler. İnsana eğilebilmişler, insanda arayabilmişler. Bakın bu insan dediğim zaman gidip bir şeyh efendi falan değil. Bu şekilde anlamayın. İnsanda aramaktır onun olayı. Yani şeyin en önemli özelliği, tasavvufun en önemli özelliği iki şeydir. Bir, Allah'ta insanı bulma, nimetine erdirdikten. Abi ne diyorsun sen? Bak uluhiyet merkezinde olduğu zaman böyle. Ne diyorsun ya? İnsanda nasıl bulacaksın? Allah diyoruz ya. Her şeyden öte. Selefi düşündüğün zaman zaten sırf uluhiyet merkezi düşünüyorsun. Onları ne kadar düşünüyor da aynı mevzu da. Bak, selefilere bir tuhaflığım var. Neyse, demek istediğime getireyim. Yani bu kadar mı ötelenir Allah anlamında? Bu kadar mı İslam'dan uzak olunur, Allah'tan uzak olunur anlamında konuşuyorum. Bu kadar mı dil uluhiyet, salt uluhiyet merkezi soyut bir dil olur? Her şeyden öteye atılır Allah. Her neyse, tasavvufa gittiğiniz zaman önemli iki temel özelliği var. Bir, insana gidiyor.
Ama nasıl bir insana? Nimete ermiş insan. Şimdi nimete ermiş insan şu demek. O nimetten sen de faydalanacaksın. Eğer faydalanmıyorsan o nimete ermemiş. Şu andaki bütün tasavvuf şeylerine bakın. Tarihlerine, sözde tarihlerine, yollarına bakın. Gittikleri insanlarda zaten bir cacık yok ya. Vallahi diyorum ha. Bu menzilmiş, efendime söyleyeyim şeymiş. Neydi? Şeyhini uçuran dervişidir hesabı gidiyorlar. Neydi? İsmail Ağa'ymış. Ya bunlar şey yapmış yani, cılkını çıkartmışlar yolu. Bunlar gibi nicesi var. Eskişehir'inde, orasında, burasında, Mısır'ında. Ya bir insansa, o insandan gideceksin, sonuç alacaksın, sonuç. Sen onu uçurmayacaksın. O seni uçuracaksa uçuracak. Çünkü niye? Sende bir paye varsa onda Allah'tan yana, o payeden sonuç alabileceksin sen orada. Bu çok önemli. Bunun haricinde ilmi ise ilmi, ya verecekleri de zaten dört tane şey ha. Dört tane şey dediğim de böyle küçümsediğime bakmayın ha. Küçümsediğim için değil yani. Dört tane şey. Dört tane değişmezi var yok. Bir, varsa Allah'ın nurundan yana, nurundan vermek zorunda. Yani bir akışı olması, o insanın bir arınması ve arınmasıyla beraber Allah'ın bu aleme nurundan fazlasıyla yaydığı, saldığı bir merkez olması. Yani bir enerji merkezi olması lazım. İki, hani nurlandık diyorlar ya sözde. Sözde diyorlar ha, özde bir şey yok. İki, efendim mesela ahlak biçimsel olarak örnek olması lazım. Sonuç alman lazım, ondan da sonuç alman lazım. Üç, efendime söyleyeyim, ahlak biçimsel varsa kerametinden yana, yani sonuç aldığı nimetler neyse veyahut da irfandan yana sonuç aldığı neyse ondan sonuç alacaksınızdır. Kişinin önceliği irfansa irfanından sonuç alırsınız. Anlayışından, ilminden. Yok eğer Cenab-ı Allah'ın cennet nimeti dediğimiz kerametlerinden nasipliyse bir nefes üflerler, bir şeyler olur. Sizin yaptığınız, hak ettiğiniz bir şey vardır. O hak ettiğinize bağlı olarak sizde de o görünüş bulur. Bu görmeye dair olabilir, şuna dair olabilir ama tutup da adam kendi nefsine kullanıyorsa ayvayı yedi zaten, o da ayrı mevzu. Yol yol değil o zaman, hani ahlakını da vermiş olması lazım. Ya arkadaşlar, buradaki en temel söylemek istediğim şey şu. Bir, hakikati ya senelerden beri yaptığımız şey şu. Hakikatle tanıştırmaya çalışma. Hakikat bu kadar ötelerde değil. İki, hakikati yaşantınızda gösterip nasıl yaşamanız gerektiğini, yani kendinize göre değil, hakikate göre yaşamanız gerektiğini aklını uyandırmak. Çünkü kendimize göre bir dünya yok zaten. Abi şöyle de olaydı, böyle de olaydı. Olmuyor arkadaş. Senin de isteğine göre olmuyor, benim de isteğime göre olmuyor. Abi o zaman hiçbir şey mi başaramayacağız? Değil. Azim esmasıyla tabii ki başaracağımız şeyler vardır. Ama olur olmaz şeyler istemeyeceğiz. Olması gereken neyse onu yapacağız. Olması gerekenleri yaşayacağız. Olmaza kafa tutarsak ayvayı yeriz. En basiti şöyle, bir başka bir yerden de gireyim, bu da çok önemli. Ne yapıyoruz? Bir ilhamat geliyor, çoklu bir varlık gerçekliğimiz var. Bir ilhamat geliyor, diyoruz aa böyle olacak. Nereden biliyorsun ya? Bir söylenen şeyin, gerçekten ilham gelen şeyin, efendime söyleyeyim, neye karşılık geldiğini içeriksel olarak biliyor muyuz? İki, nereden geldiğini biliyor muyuz? O zaman kardeş, yani ayet-i kerime orada duruyor. Neydi ayet? Her bildiğinin peşinden koşma. Bak, bilmediğinin peşinden koşma. Sonra boşa düşersin yani. Abi benim içimden böyle geliyor. Lan içinden geldiğinin alemde karşılığı yok. Ne yapacaksın? Sonuçta karşılığı yok. Yani. Ha, bakın ampirik bir şey size geliyor. Ya kardeş, söylenmiş söylenmemiş önemli değil. Hayatta karşılığını gördüğümde Rabbim zaten söylemişti. Hayattan karşılığını görmediğin zaman ya ben yanlış yorumladım ya da içeriden birileri bir fitne verdi dersiniz. Yani en basit imanınıza zeval gelmez. Onun için Nakşibendiler bu bağlamda taktım eski Nakşibendi. İlhamata bile güvenmeyiniz der yani. Çünkü nereden geldiğini bilmiyorsunuz ya. Ne canlılarla yaşıyoruz ya. Onlar kendi gerçekleşme erkine büründüğü zaman, irade sergilediği anda iradelerini irade olunuz olarak buluyorsunuz. Gel de terbiye varlığı olma o zaman. Her isteneni yapmaya kalkarsanız, özünüzden gelen iradeyi yapmaya kalkarsanız hayvan yersiniz. İnsan terbiye varlığı, sınırlanması gereken bir varlık aynı zamanda. Varoluşu gereği. Bu çoklu gerçekliliği sebebi. Çoklu irade, çoklu sesli, çok varlıklı durumu, sınırlanması ve terbiye edilmesi gereken bir tarafı var. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Şuna gelmek istiyorum. Bu kadar gerçeklik içerisinde rububiyet merkezli bir diliniz varsa eğer
bilgi bilimsel olarak dışında kaldığınız bir dünya değil, içinde olduğunuz bir dünyaya katılmaya başlıyorsunuz ve içinde olduğunuz dünya sizi sınırlar. İçinde olduğunuz dünya olması gerekene yaşamaya eğler sizi zaten. Yani bir anneyle baba bir evladın ilişkisinde istese de istemese de baba salt uluhiyete dayalı bir baba mı olarak kalıyor? O ilişkilerinde baba karakterini gösteriyordur. Yani rububiyet gereği orada baba olma özelliğini gösteriyordur. Rububiyet gereği anne olma özelliği gösteriliyordur. Ve o ilişki içerisinde baba olmanın karakterinin sınırları, anne olmanın karakterinin sınırları, evlat olmanın karakterinin sınırlarında varoluş olanağı bulunuyordur. Rububiyet bunun için çok önemli. Peygamberin o hadis-i şerifleri, biraz önce zikrettiğim hadis-i şerifleri. Allah sana o merhameti, yani sen Allah'tan o potansiyelin var iken dahi ortaya çıkartmadıysan, ya o adamda merhamet yok değil. Merhameti bastırmış adam. Niye, ne derler diye. Ya Anadolu'da halen var öyle. Çocuğunu sevemez erkek. Ya sevgiyi sen bastırdıysan, başka birinde görüyorsan sana hayret ettiğin bir şey olarak gelir zaten. Merhameti sen kendinde bastırmışsan, peygamberde de görüyorsan şaşar kalırsın böyle. Ha bizde yok. Peki Peygamber Efendimizin Rabbi salt uluhiyete dayalı bir Rab miydi? Sen atmadın, Allah attı derken dahi. O kendi evasından konuşmaz derken dahi. Rububiyet merkezli bir diliniz olduğu zaman katıldığınız bir Allah var. Onun dünyasına giriyorsunuz o zaman. O kendilik dünyasında onunla ilişkileriniz başlıyor. Aynı İbrahim gibi. İbrahim'in dili salt uluhiyete de mi dayalı? Evet, ilk başta düşüncesinde salt uluhiyete dayalı bir yöntemi var. Ama geri döndüğünde rububiyete dayalı bir dil oluşuyor. Güneşi doğudan yükselten, bak güneş Rabbi değil, ay Rabbi değil, yıldız Rabbi değil, bak olumsuz diyor. Değil mi? Misli olanlar o değil. Yani bu gözle baktıklarımız o değil. Peki kim o? Güneşi yükselten, yıldızı gösteren, bak hem yıldızı gösteren hem yıldızı akşamleyin bize ortaya çıkartan. Değil mi? Hem güneşi yükselten hem güneşi bize gösteren. Hem yükselten hem gösteren. İşte o Rab Rab. Aynı lakin, hak lakin. Gerçekleştirdikleri, bak gerçekleştirdikken sende de dışarıda da gerçekleştirdikleri üzerinden kendini görünüşe taşıyan bir Rab. Böyle bir Rab'be katılıyorsunuzdur. Onun için size geri dönüyor Kur'an-ı Azimşan'da ne diyor? Zor olanı yapamadınız diyor. Peki zor olan ne? Bizde tasavvufta fütüvet diye bir kavram var. Yiğitlik. Değil mi? Yani. Neye yiğitlik? Nefsine yiğitlik ya. Başka bir şey değil yani. Terbiye olman gereken yere yiğitlik. Çünkü savaşacağın kimse yok. En başta kendinle savaşman lazım. Değil mi? Büyük cihat bitti diyorlar ya, hani yok diyor. Küçük cihat bitti. Büyük cihat kendi nefsinizle olan savaştır diyor ya Resulullah Efendimiz. İnsanın kendi nefsini terbiye etmesi. İnsana inebilmesiyle ilgili bir şey bu. Çünkü insanın terbiyesi insanla ilişkilerinden geçer. Hani bir yere kaçmakla terbiye olunmaz. Bak terbiye başka bir şey. O bastırmakla ilgili. Hani bunu hep anlatıyoruz. Hani Krishna'nın bir dervişi varmış. Derviş de kralmış. Kral da bütün krallığını bırakmış. Öfkeli bir zat. Krishna'm demiş, madem hoşnut olmuyorum bu ülkenden, bırakıyorum demiş her şeyi. Dağlara bayırlara gitmiş. Seneler sonra gelmiş, öfkemi yuttum demiş. Nasıl yuttun demiş, şöyle yaptım böyle yaptım. Öyle öfke yutuluyor mu demiş. Yuttum işte demiş. Biraz daha böyle okşamış okşamış derken herif üstüne patlamış demiş ki, yuttuk dedik ya demiş. Ha demiş, yutmuşsun. O bastırmış. Veyahut da sütçü hikayemiz vardır. Hani Afyonlu sütçü baba hikayesi var. Ayakkabıcı baba hikayesi. İki kardeş İrfan ne yapıyor? Bir tanesi dağlarda riyazatta, bir tanesi de köşker derlerdi eskiden, şeyci ayakkabıcı. Aradan aylar geçiyor, özlemi geliyor kardeşinin. Diyor ki, ne ya diyor, sütleri sağmış, bir hasa bezine koymuş. Yani süt tutmaz bir şeyin içine koymuş. Onu almış getirmiş şeye asıyor, bir şıp bile damlamıyor mesela, değil mi? Efendi Hazretleri de orada çalışıyor. Çalışırken hoş geldin de yapılmış tabii, merhabalaşılmış. Bir bayan gelmiş, ökçesi mi bir şey olmuş, ayağını hafiften kaldırmış. Sütçü kardeşin gözü hafiften ilişmiş. Orada süt buz başlamış damlamaya, şıp şıp şıp. Efendi Hazretleri şöyle bakmış, daha oda demiş, er olmak demiş, her kişinin işi. Şehirde er olmak demiş, er kişinin işi. Şimdi bize anlatılan şey erliğin nasıl olabildiğine dair bir şey, ama öbürü de sütü dökmeyecek kadar er olmuş yani.
O tarafı da var. Mesele o değil. Anlatmak istediğim. Terbiye olmamış, bastırmış. Bastırdığınız şey bir yerden patlar. Dikişler gibi hani bir yerden bastırıyorsunuz beni falan. Patlar o bir yerde. Önemli olan onun çıkması değil. Önemli olan sizin terbiye ederek artık öz denetimi olan, kendini kontrol edebilen, ilişkilerinde selameti bulmuş olan, bununla da kalan mümin olan, emin olunan, kendinden de emin olan bir kişi olabilir. Ya bazı insanlar var kendinden emin değil biliyor musunuz? Nasıl bir eminlik değil? Vakı olarak var bunlar yani. Ama şöyle olabilir mi? Böyle yapabilir miyim? Şöyle edebilir miyim? Şöyle bir adam mıyım? Böyle bir adam mıyım? Kendinden eminliği yok. Yani nitelediği şeyler yok kendinde. Ya ben böyleyim. Buyu İslam'ın bize getirdiği en güzel olanaklardan birisi. Kendimizi neyle nitelememiz gerektiğiyle ilgili. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Ahlak biçimsel olarak nerede durmamız da gerektiğiyle ilgili bir şey. Ve bu oluşun içerisinde biz efendim olsun kendimizi terbiye edersek eğer, sağlıklı kılarsak bu noktada terbiye etmekten bütünlüğümüzü korursak eğer, alemde Cenab-ı Allah'ın halifesi olarak gerçekten görünüş bulan bir varlık oluyoruz yani. Hakkıyla, hakkını heda ederek, hak ederek olan. Yani hakkını vermeyen değil. Çünkü kafirinde de, ateistinde de, oyunda da, buyunda da Cenab-ı Allah'ın sıfatları dönüyor arkadaşlar. Önemli olan hak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Mesele budur yani. Evet, varlığın kendine dair nesnel gerçekliliği var. Ve ona dair değişmezleri var. Ammenna. Ama varlığın aynı zamanda öznelliğe dair gerçekliliği de var. Ve öznelliğe dair değişmezleri de var. Diyor ki ne dağ taş bana selam veriyordu. Ey Uhud üzerinde bu vardır şu vardır diyor yani. Sallanma. Uhud bizi sever biz Uhud'u severiz. Yani. Bizde her şey canlıdır. Paye aldığı kadar. Bunu kaçırıyoruz. Bu neyi getirir? Aleme duyarlılığı getirir. Alemle ilişkilerinizde o duyarlılık içerisindeyken haddinizi bilmeyi getirir. Niye? Çünkü alemin sahibi var. O canlılığın bir sahibi var. Yaparsan ayağını takılır taşa. Yaparsan bir şeyler sana geri döner misli misli belki. Gene de birebir döner de takdir. Baktı ki anlamıyor misli misli de gönderdi olur. Niye uyanmıyorsun? Bahçenin sahibi var diyorduk ya hani. Hatırlatır seni kendine bak yanlış yapıyorsun. Sana geri döner. Ve ne diyor? İnsan diyor alemi fesata uğrattı diyor. Yani alemin bir bütünlüğü vardı, bütünlüğü bozuyor diyor. Peki hangi alem? Kendi alemi dahil, dış alem dahil. Ondan sonra iklim niye şöyle oluyor? Efendime söyleyeyim, niye baharın ortasında kışı yaşıyoruz hala? Başlarsanız söylemeye. Bunu temsili anlamda kendinize yorum. Sevmeniz gereken yerde sevmezsiniz. Sevilmesi gereken yerde sevilmezsiniz. Efendim olması gerekeni yapmazsınız. Yalnız malınız cartı curtu şöyle böyle yaşarsın. Abi işte benim de meşrebim bu. Meşrebin öylesi öyle de yaşar gidersin. Yani toparlayayım burayı. Arkadaşlar istesedikten sizinle anlam ve değer varlığı olduğumuz için ve değer biçimsel bir varoluş içinde olduğumuz için ve değer biçimsel her şeyi eylerken, dünyalar kurarken, o mu dil ile bağlı bakın dile bağlı modellenmiş. Dilin taşıdığı anlam ve değer dünya bakın dinin taşıdığı anlam ve değer yüklemlerine bağlı olarak da yapısal kılınmış bir dünyanın içinde yaşıyorsanız o dünyanın insanısınız. Ve o dünyanın insanısanız karar vermeniz gereken şey şu. Diliniz ve dünyanız ikisi bağıntılıdır çünkü. Diliniz ve dünyanız tanrılı mı olacak, tanrısız mı olacak ya? Ya Rabbi orucumuzu açarken bu rızıkları veren sensin. Elhamdülillah ya Rabbel alemin mi diyeceğiz? Değil mi? Yoksa o yemeklere bak dalın mı diyeceğiz? O ne kadar da güzel bak şunu da ne güzel yapmış. Acı olmuş, şu tatlı olmuş, şu eşkiden de biraz yiyeyim. Nicel bakıyoruz ha. Değil mi? Nitelemelerimiz hepsi gene metafizik. Ya nicel baktığınız nitelemeler dahi metafizik. Her neyse toparlayın. Velhasıl kelam dinimiz Besmele'den Elhamdülillah kadardır. Besmele ve Elhamdülillah arasıdır. Şükür arasıdır. Bunu bir hadi. Yani rububiyeti içeren bir dindir. Yani rububiyet merkezli bir din getirilmiştir bize. Uluhiyet merkezli bir din getirilmemiştir. Elbette ki uluhiyet olacak ama rububiyet merkezli uluhiyete bakan bir dinimiz vardır bizde.
Kulunla diyor benden yana bir zeval uğrarsa bilsin ki ben onun yanındayım. Dua edene kulum benden sana, kullarım benden sana sual ediyor. Söyle onlara dua etsinler. Ben dua edene duasına icabet ederim ve ben onlara yakinim. Tamamıyla rububiyete dairdir ya. Yani. Veyahut da ne? Geleyim Resulullah Efendimiz'den örnek bu rububiyeti iyice oturtmak için. Yani besmele ile, yani yaşadığımız her şeyde Allah ile başlarız. Allah'ta sonuçlandırmış olarak Efendime sorayım hayata yeniden katılırız. Hazreti Peygamber'in karnı aç. O sırada Ebu Bekir Sıddık geliyor, onun da karnı aç. O sırada rivayet olur ki, bu rivayet olur ki özellikle söylüyorum, yanında değildik çünkü. Hak. Rivayetler öyle geliyor. Hazreti Ömer geliyor, onun da karnı aç, sesi de çıkmıyor tabii. Resulullah diyor, madem diyor bir şey de yok diyor, gidelim Eyüp Ensari'ye. Belki onda bir şey vardır. Evine gidiyorlar, yok. Bahçeye gitmiş. Yanına gidelim bahçeye diyorlar. Bahçeye gidiyorlar. O sırada Eyüp Ensari Hazretleri şeyde bulmuş, niyazda bulmuş. Resulullah bahçeme gelirse bir tane artık keçisi mi var, oğlağı mı var, koyunu mu var, küçük bir devesi mi var bilmiyorum. Bunu kendisine adayacağım Allah adına, keseceğim, yedireceğim diye dua etmiş. Bahçemi ziyaret ederse diye. Rivayet bu işte. Başka bir niyet de olabilir, şu da olabilir, onu bilmiyorum ama hikaye böyle gelişiyor. Her neyse, kurbanlık kesiliyor Allah adıyla. Bir güzel de afiyetle yeniliyor. Lakin Resulullah fark ediyor ki onlar açken besmelesiz başlıyor. Elhamdülillahsız bitiriyor. Diyor ki yediğiniz içtiğinizden sorumlusunuz. Ya Resulullah seninle yedik içtik ve açtık diyor Hazreti Ömer. Müdahildir yani. Yani gerekçe vardır onda her zaman. Bak, Ömer dediğin mi her zaman gerekçelidir. Her neyse velhasıl kelam takdir Resulullah diyor ki evet diyor sorgu sualiniz var diyor. Ben size diyor bu sorgu sualinin kaldırılması için bir şey söyleyeyim mi diyor. Ders vereyim. Ver ya Resulullah diyor. Başında besmele çekiniz, sonunda şükrediniz. Bak bu çok önemli. İslam'ın zaten bütün yaşantısı bu ikisinin arasıdır. İslam olan bir kişinin bütün yaşamı bu ikisi arasıdır. Bütün işlerinde besmele-i şerif ve zaten bir sözü vardır hadis-i şerif. Nedir? Besmelesi işte düdük gibidir der. Yani içeriği boştur. Yani karşılığı yok. Neydi o? Ha güdük. Özür dilerim. Güdükmüş. Artık dil sürçmelerimiz, şuyumuz buyumuz affola. Her neyse ben Ramazan dolayı da değil ha. Ramazan'da uyanık oluyorum genelde. Her neyse velhasıl kelam toparlayayım. Besmele ile iş başlar. Efendim şükürle biter. Besmele ne? Ya Rabbi sendendir, senin adınladır. Onun adıyla her işe başlıyorsunuz. Yani hakikatten aldığımız payeyle varız, hakikatten aldığımız payenin gereği itibariyle hakkını eda ediyoruz. Bununla da kalmıyor, ondan olduğunun sonucuyla da şükrediyoruz. Bak, yemek geldi iftar sofrası. Gelen yemek. Besmele-i Şerife yemeğe Besmele-i Şerif'le başlarsınız. Ama sonuçta o size gıdaya dönerken, görmeye, duymaya, bilmeye dönerken elhamdülillah ya Rabbel Alem. Bizden sana döndü, senden aldığımız payenin sürekliliği içinde var olmanın olanağını sağladı. Yani o cansız yediklerimiz canlılığa dönüyor bizde. Ama nasıl bir canlılığa dönüyor? Millet sadece canlılığı anlıyor orada. Senin o yediğin görmeye dönüyor o canlılık içerisinde. Duymaya dönüyor. Abi bunları görürüz ya, canlılığa çiğniyoruz işte, canlı canlıya dönüyor işte filan. Sadece öyle bir hikmet taşımıyor ya. O canlılık, o nur, o canlılığın içerisinde görmeye çeviriyor, duymaya çeviriyor. Kendini gerçekleştirme erkine çeviriyor. Sadece seni çevirmiyor, sende yaşayan nicesine de nimet olarak veriyor. Peki bu anlattığım şeyin içerisinde uluhiyet mi var, rububiyet mi var? Ya. Ya zaten besmele ile başlayan ve şükürle bitiren bir dininiz varsa rububiyet merkezli bir dininiz var ya. Hani geçen haftalar dil merkezinden itibaren, ondan önce metafizik demiştik, ondan sonra da dil merkezinden metafiziği böyle efendime söyleyeyim konu bahis ettik öznelliğe çekmek adına. Bugün de öznelliğe dair olarak hani ayrışımlarını da gösterir. Böyle bir diliniz olsa böyle bir dünyadasınız, böyle bir diliniz olsa böyle bir dünyadasınız, böyle bir diliniz olursa böyle bir dünyadasınız. Ya o zaman nasıl bir dünyamız olmalı Kur'an merkezi, hadis merkezli olarak, siyer merkezli olarak? Nasıl bir dilimiz olmalı? Tamamıyla rububiyet merkezli ya. Ya size ders olarak, hayatınız boyunca ders olarak ya ayeti okumaya başlıyorsunuz, Besmele-i Şerif'le başlıyorsunuz.
İş yapıyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Duayla, bazılar bunu abartırlar, hani besmele yeterlidir. Peygamber Efendimizin yüzü sürmetiniz, efendim silsile-i aliyeden şunlardı, bunlardı, 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 bunlardı. Bir yarım saat de öyle geçirilir hani duasında, zikrinde, yemeğinde. Hepsine de bir gönderilir yemek, memek, mevlütlerde şu bu. Değil mi? Lan besmele-i şerif çek zaten. O besmele-i şerifin de hepsinde var. Ya Rabbi hepsine, dilediğine de bitti zaten. Ama önemli, hatıraları var. Hatıralarını canlandırmak adına önemli. Yoksa besmele yetiyor zaten. Ya arkadaşlar, besmeleyle başlayan bir din, her işinizde besmeleyle başlayan ve şükürle biten bir din tamamıyla rububiyet merkezlidir. Besmele ile şükür arasında kul sadece Allah iledir. Yerken de Allah iledir. Bakarken de Allah iledir. Dua ederken de Allah iledir. Sonunda ya Rabbi sana şükürler olsun derken nesnelliğe aşkın rızık verene onarken kalbi olarak bak ha, bu rızık Allah'tan. Böyle değil. Bilerek değil yani. Bilgi bilimsel bir şey değil bu. Ha duygu bilimsel desek belki daha doğru olur. Katılıyordur ona. Çünkü duygularla katılırsınız. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Katıldığınız bir dünyanın içindesiniz der. Rububiyet merkezli bir dininiz varsa katıldığınız bir dininiz var ya. Size hayata katan bir dininiz var. Allah rububiyet merkezli size el uzatırken sizi kendine katıyor. Ona katılıyorsunuz yani. Besmelenizle ona katılıyorsunuz. Şükürle ona katılıyorsunuz. Ya hangi bir Müslüman yemeğe yemek diye bakar? Yemeğe yemek diye bakan Müslümanın Müslümanlığından ben şüphe ederim. Elhamdülillah rızkımızı veren Allah'tır. Elhamdülillah yedikten sonra bunu gıdaya çeviren sensin ya Rabbi, şükürler olsun diyen gene Allah. Orada müminin kendisidir. Yani nasıl bir ruh halidir ki o yemeğe aşkın olarak o yemeği önüne getireni görür, o yemeği gıdaya çevireni bilir ve görür, çevirmelerinde bilir, görür. Tanıklığı vardır aynel yakin ve ona şükürdedir. Yapmasa yapmaz kardeşim ya. Yedirmese yedirmez. Görmeye çevirmese çevirmez. Farz et Cenab-ı Allah dedi, görmeye de çevirmiyorum. Duymaya da çevirmiyorum. Hadi onu da boşverin. Telefonlarınızda bile çevirmesin diyelim. İletişiminizi kopardım dese. Yani nurun kendisi dedi, artık biz böyle hareket etmiyoruz. Çünkü nurun kendisine daha bilinçli olarak olduğunu, hareket ettiğini bile bilgisi yok. Adam o kozmosu izleyenler varsa karbon atomlarına şöyle diyor. Bu cansızlıktan diyor, nasıl bu şuursuzluktan diyor, nasıl çıkıyor bu canlılık? Hani canlılığın temeli karbonlardır ya, organik canlılığı. Ya bilmiyor ki güneşte ne melekler yaşar, yıldızlarda ne feleklerde neler yaşar. Her birinin farklı farklı formasyonlarda canlılığı vardır. Biz illa böyle biliyoruz. Cinler bizim gibi mi, böyle mi yani? Ağaç bitki gibi mi yani? Abi o cinler dediğimiz cin fikirliliklere işaret ediyor. Akıllı öyle söylüyor. Ya Resulullah'ın Kur'an'ını dinliyorlar. Ayet-i Kerime diyor. Bizim ahmak bir de bizi kandırdı diye şuurlu konuşmaları var. Ona rağmen böyle konuşanlar var. Ne diyeceksin şimdi? Niye? Çünkü bu zamanda pozitivist zamanda, efendime söyleyeyim, ve nicenin dünyasına baktıran zaman da şimdi olmaz. Yani bunları konuşursak olmaz. Geçenlerde bir tane şey diye kelamcı duydum. Önüme geldi. Abi diyor, daha düne kadar içkin Tanrı'yı biz konuşamıyorduk diyor ya. Bunu kelamcı söylüyor ya. Kellefeli profesörler konuşuyor. Niye? Salt uluhiyetle bakıyor çünkü. Salt uluhiyet merkezli baktığı için içkin Tanrı'dan haberi yok. Şah damarından daha yakalanattın, sen atmadın Allah diye. Abi o peygamber. Ya peygamber orada emsal, haberci hala. Haberciliği ne oradaki? Kur'an'daki o haberciyi sen atmadın Allah attıdaki. Dolayısız olarak ihlas ile yaptığınız bütün işlerde Allah bizzat sizden yapıyor olarak kendini görünüşe taşıyor. Abi diğeri de öyle değil miydi varlık birliğinden var? Evet, öbüründe de öyleydi de takdir o bilincinde değil. Ama Resulullah artık bilincinde olarak yapıyor. Çünkü uyarı geldi. Senden yapan çatan Allah. Dikkat et. Bunun farkında olarak yaşa. Yani katıldığın bir Allah var, yaptığın eylemler gerçekleştirmeye. Ve her yaptığınla ona yükseliyorsun her bir esmasıyla. Bugün benim için ne yaptığın dediği gibi Er-Razak, El-Vedud, birini severken El-Vedud'a yükselmiş olarak El-Vedud'u yaşıyorsun. Veyahut da efendime söyleyeyim, birine karşı El-Kahar'san, El-Kahar olarak o Kahar'a yükselmiş olarak yaşıyorsun. Ama bu kaharlığı zilli mi yaşıyorsun, asli mi yaşıyorsun, o zamanki durumuna bağlı.
Savaştasın şimdi, Çanakkale Savaşı'ndasın. Düşmanı kahredeceksin. Kendi nefsin için değil ha. Bir varoluş mücadelesi ve Allah için. Çünkü o savaş Allah için olan bir savaş. Veyahut da Bedir'desin yani. Şimdi düşman, abi ya ben romantiyim şurada durayım mı diyeceksin yani. El kahar tezahür edecek istesen de istemesen de. Ya var olacaksın ya yok olacaksın. İkisinden biri. O zaman Allah için var olmaya devam edeceksin. El kahar. Allah aşk ile de kahredebilir. Değil mi? Sevgiyle de kahredebilir kulunu. O daha beter bir şey. Yani. Ve tatlı da bir şey. Sizden eser kalmadığı bir yer vardır da oğlum. Yani bir seyri sefer sonrasında bir şeylere de vardığımız oluyor orada. Ve her an Allah ile olmanın tadı var. Toparlayayım. Rububiyet merkezli bir dilimiz mi olacak? Salt uluhiyet merkezli bir dilimiz mi olacak? Mesele bu. Ya en basiti çevrenizdeki dindar insanlara bakın. Bakın ya. Yani şöyle bir bakın ki namazında, niyazında, orucunda olan o tertemiz insanlarımız, efendime söyleyeyim, iyilerini, kötülerini tenzih ederim bu bağlamda, uzak dursun. Yani iyilerini konuşarak söylüyorum zaten her zaman. Yani düşünün ki ne, şu anda bilimsel olarak, sanatsal olarak gelişmelerin dahilinde olan ne varsa, siyasi olarak dahilinde varsa, ne kadarla içli dışlı farkındalar, ne kadar zor bir durumda olduğumuzla ilgili olarak, İslam'la ilgili olarak. Bir bu, bu çok önemli. Yani bilim paldır küldür öyle bir dille geliyor ki, o dille ne kadar karşı karşıya kaldığımızı görmüyoruz. Bak bilimin kendisiyle değil, bilimin bize dayattığı dille öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki, ateist olmaya eğleyen bir dille karşı karşıyayız. Ve bunu normalde böyle, efendime söyleyeyim, namazında, niyazında bir adam ne kadar farkında, fevkinde. Bunun bir tık daha ilerisini götüreyim. Bu dil, yani neyle karşı karşıya kaldığını bilmeyen bir yapısallığın içerisinde, düşüncenin içerisinde, o kişiye gittiğimiz zaman, uluhiyet merkezli düşünen bir insan iken o, Allah'la ne kadar muhabbet bulmuş. Ona ne kadar katılıyor. Bakın sağınızda solunuzda ya. Ya namazı dahi kılarken borcumu ödedim, cennetin yeri galiba. Ya namazı dahi kılarken miraç olarak, ona katılma olarak, ona varma olarak kaç kişi görüyor? Ya Rabbi huzuruna vardım, Allahu Ekber. Aynı anda huzura varıyor. Rububiyetin gereği, bak ya ibadetlerin tamamı rububiyetin gereği, uluhiyetin gereği değildir arkadaşlar. Hacca gittik ha. Tavaf ediyoruz. Ya Allah'ın mekanına gitmişiz ha. Sanki diğer yerler mekan değil diyenler çıkabilir. Ya kardeş oranın bir hususiyeti var, kutsiyeti var. Onu kastederek söylüyorum. Yoksa mekan zaten Allah'ın mekanı. Ona dediğimiz bir şey yok. Ama orada hususi bir ilişki var. Yani o ilişkinin içine girdiğin anda kaç kişi Allah'la buluşuyor? Abi geçenlerde hacca gittik, umreye gittik, şöyle bir tavaf ettik, şuradan da şunları aldık geldik filan diye mi? Yoksa Allah'la buluşmaya mı gidiyoruz diye. Hani Cüneyd-i Bağdadi'nin bir hikayesi vardır. Mecusi birisi görüyor, ona bir duada bulunuyor. Seneler geçiyor, diyor ya bu mecusiye ne oldu diyor. Seneler sonra mecusiyi bir de bakıyor ki ne, haçta görüyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Her neyse o mecusi orada ölüyor. Cenab-ı Allah da hikmetini söylüyor. Diyor ki ne? Ha bak bu şeylerimiz bile halen Allah ile konuşmanın emsalini teşkil ediyor. Salt uluhiyet merkezli düşünen bir insanın bunları kabul etmesine imkanı yok. Bunlar masal onlar için. Her neyse diyor ki ne? Sen buraya diyor Kabe için geldin diyor. O ise benim için gelmişti ve canını verdi diyor. Ya Rabbi benim canımı al dedi diyor. Seninle buluştuğum yer dedi. Bunun gibi bir hikayesi var. Tam ben şeyini hatırlayamıyorum ama bulursanız yani demek istediğimi anlatabildiğimi anlatır. Şeyi anlamış olursunuz bu bağlamda. Yani Allah'la buluşmaya gittiğimiz bir Kabe'miz var. Allah'la buluştuğumuz bir namazımız var. Allah'tan, nurundan beslenmeyi olanaklı kılan bir orucumuz var. Değil mi? Allah'la ahitleşiyoruz bak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben seninle ahitleştim ya Rabbi. Buna dair hikayeler de var hani. Ahitleştikten sonra geri dönmemeye dair. Bir tane değil, yüzlerce belki. Zekatınız. Malum değil ya. Hakkı olanı veriyorum yani. Rububiyete dairdir ilişkiler bağlamında. Allah senin elinden haklarını tesis ediyor, veriyor. Değil mi? Vergilendirilmiş kazanç yani. Size verdiğimizin fazlasından infak ediniz.
Ne kadar yapıyorsan ya. Gücün neyse artık. Ya ibadetlerin tamamına bakın. Hani İslam'ın şartı diyor. Ya İslam'ın üç tane temel şartı var arkadaşlar bir defa. İslam'ın üç tane temel şartı. Allah'a iman. Efendim ahiret ve akıbete göre yaşamak ve salih amel. O salih amelin parantezini açın. Bak bir parantez açın ibadetler. Bir parantezin adı ahlak, biçimsel davranışlar, erdemler. Yani sonuç almaya dayalı olarak kendisine yükseltici olan nelerse ve onun için olan nelerse, onun için kıldığımız eylemlerimiz, yaptıklarımız salih ameller dairesine girer hepsi. Ama bu üçü altındadır hepsi. Ahiret ve akibete göre yaşamak. Yani kaç tane ayet getirirseniz bunun içindedir. Başka bir şey değildir. Yani ortak Adem'den Hatem'e ortak söyle bu üçüyle ilgilidir. Nübüvvetin ortak söylevidir bu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a davetçiyiz. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Ey halkım siz ne yapıyorsunuz? Salih ameller yapın. Ey halkım kıyametle sizi öyle bir günden korkutuyoruz. Yani sonuçta yaptığınız şeylerin sonuçlarla karşı karşılayacağınız gününüz var. Ya kıyamet kıyamet deyince de anlayacağınız tek şey ölüm olsun yani. Ya ötelerde bir kıyameti beklerseniz dinin hakikatini kopmaya başlarsınız. Ha öyle bir kıyamet varsa o Allah'ı ilgilendirir. En temelde kıyamet uyanış da ayağa kalkmayla öldüğün zaman uyanıyor zaten ya. Hazreti Resulullah'ın hadis-i şerifinde var. İnsanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar. Yani kıyametleri başına kopar. Bizim hikayelerimizde bile var. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya. Bu kıyamet meselesine karım ölünce demiş küçük kıyamet. Ben ölürsem demiş büyük kıyamet. Yani uyanacağım demiş artık. Bu alemden başka bir aleme taşınıyorsun işte. Başka bir şey değil. Yani büyük kıyamet dedikleri çok çok büyük bir kıyamet koptuğu zaman olan şey nedir ki zaten? Gene ölüm değil midir demiştik hatırlarsanız. Sonuçta ölümden bahsediyoruz. Yani vakit geldiği zaman derken gaşiye geldi dedi yani örtülere bürünen. Hani örtülerinden soyunacaksın derken daha yani. Veyahut da kıyamet derken dahi, ayağa kalkma derken dahi ölümden bahsediyoruz size. Ha, ölmeden önce ölüp de görmek var, uyanmak var, örtülerinden soyunmak var, vaktiyle buluşmak var. Değil mi? Yani ayetin kendisini yani yaşamsal olarak karşılıklarıyla burada deneyimlemek var. E burada efendime söyleyeyim gaybi olarak iman etmiş ama fark şeyine gelmemiş, farkına gelmemiş. Ahiretinde olur. Ne kadar da olursa o da yani. Burada sonuç almadın, orada da zor sonuç alınır. O da ayrı mevzu. Burası bir kazanç hali, orada şey kazanç yeri. Ona da dikkat etmek gerekir. Hadi demek istediğime getireyim. Ya rububiyetten başka bir şey yok bu bağlam. Uluhiyet dahi rububiyet üzeri görüküyor. Alemde gerçekleştirdikleri üzeri görüküyor. İnsanla insanın arasındaki ilişkileri üzeri görüküyor. O zaman rububiyet merkezli bir dinimiz olacak. Ki öyleydi. Ve öyledir de. O zaman bu dili canlı tutmamız lazım. Fütüveti içeren, yiğitliği içeren, insana inmeyi içeren. Çünkü sen insana indikçe Allah senden insana inecek. Sen o insanın gönlüne indikçe ondan Allah'a bir yükselme, bir sevgi, bir muhabbet doğdukça ondan sen payı alırken çünkü seven, sevindiren, sevindirdiğiyle beraber sevinmeyi de bulur. Payı alır ya, enerjisi ona da vurur. Onun sevinci, sevincin olur. Bunu hiç mi yaşamadık? İhtiyaçlı birinin elinde tutarken Allah razı olsun derken sen, onun sevinci sana hiç mi dokunmadı? O da yükselticidir. Veyahut da bir hadis-i şerif, sevindirdiğiniz birisinin diyor, o sevincinden Allah bir melek yarattı. Sevincinden yaratıyor bak. Ya sevincinin niteliksel bir özelliği var nura dair. Demek ki o nurun kendisi orayı var ediyor. Ama o sevinci meleğe çeviriyor nur. Nurdan yaratıldı ya melekler. Ha. Ve o diyor, kıyamete kadar sizin için istiğfar edecektir. Yaptığınız şeylerin alemde, efendime söyleyeyim, karşılıkları var. Biçimsel karşılıkları da var. Bunu da dile getiriyor. Bu da çok önemli. Tamamıyla rububiyet merkezli ilişkiye dair varoluşu önceleyen bir dininiz varken salt uluhiyete dair bilgi bilimsel bir dininiz varsa ötelerde bir Allah'ınız var demektir. Ama salt uluhiyet merkezli, pardon salt demeyeyim, rububiyet merkezli uluhiyete taşıyan, aşkınlığa taşıyan, aşkın olana taşıyan bir dininiz varsa ötelerde bir Allah'ınız yok. Katıldığınız bir Allah'ınız var. Metafiziğiniz nasıl olması gerekiyor? Sat bilgi bilimsel değil. Varoluşsal olarak
katılabilen, katılmayı olanaklı kılabilen bir metafiziğinizin olması gerekiyor öznellikte. Ve bu din buna olanaklı. Ve büyük bir veli nimet. 3 haftadır metafiziği konuşuyoruz. Birincisinde nesneliğe dair metafizik ve öznelliği metafiziğin ayrışımlarını getirmiştik. İkinci hafta dile dayalı olarak modellenmiş dünyalarda nasıl bir metafizik oluşlarda varoluşumuz ve dilin yaratıma dair olanağı içerisinde istesek de istemesek de nasıl metafizik olduğumuza dair bir şey getirmişti. Dilin kendi metafiziğini yaparken, değil mi? Bu hafta kastetmek istediğim şey ise öyle bir metafizimiz olmalı ki bizi eylemeli. Ama neye eylemeli? O dil yapısallığı içerisinde rububiyet merkezli olarak katıldığımız bir dünyaya eylemeli. Kendisine katılırken kendisine yükselmeyi, üst bir gerçekliğe yükselmeyi olanaklı kılan bir dilimiz olmalı. Yani düşünün ya, ben masaya bakıyorum, sandalyeye bakıyorum. Sandalyeye bakarken sandalye demeyeyim. Nasıl birdenbire sandalye olmasına taşınıyorum. Bir üst gerçekliğe, onu, o formu, yani materyallerine aşkın olarak bakmaya eğleniyorum. Tamamıyla dil yapısallığı ve onun niçin yapıldığı ile ilgili bir şeydir. Bir, niçin yapıldı? İki, dil yapısallığı içinde ona öyle bakıyorsun. Ya dille öyle bir şeye sıçrıyorsun. Dil ile öyle bir şeye bakmaya olanaklık buluyorsun. Yani adım atıyorsun. Düşün yani, metal olan bir şeye aynı anda sandalye diye bakıyorsun. Hani dil olanaklı kılıyor. O özdeşlik içerisinde onu buluyorsun. Şimdi böylesi bir olanak içerisinde olmak ayrı bir şey, bilgi bilimsel olarak. Allah'a dair de bu bilgi bilimselliğin korunması ayrı bir şey. Ammenle korunması da gerekiyor. Öyle bir cephesi de var. Ama bizi alemle ilişkilerde, Allah'la ilişkilerde ne alemi ne şeyi, ne alemi ne Allah'ı ötelere atmayacak bir dilimizin olması lazım. Ki katılabilirim, katılmakla da kalmayalım. Katılmakla beraber kendisine yükselebilirim. Bu dil, bakın bu din bunu olanaklı kılıyor. Bir hadis-i şerifle bitireyim bugün. Ne dedi? Allah'ın ahlakıyla ahlaklarını, sıfatlarıyla sıfatlarını. Şimdi bu hadis-i şerifi duyan bir kişi, bu anlattıklarımla beraber, yani uluhiyet merkezli, rububiyet merkezli bir dilin olması gerçekliliği itibariyle düşüncesini yapısal değil de bir görü edinmiş olsun. Ve onunla beraber bu hadis-i şerifi değerlendirsin. Ya bu hadis-i şerifte göreceği tek bir şey var. Tamamıyla rububiyet merkezli bir düşünce var. Ne diyor? Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlarınız. Efendime söyleyeyim. Ahlakıyla ahlaklarınız. İsimlerle isimleriniz anlamını taşıyor aynı zamanda. Tamamıyla rububiyet. Ötelerde bir tanrı değil yani. Sıfatlarıyla sıfatlarınla biliniyor. Yani. İsimleriyle isimlerinle biliniyormuş. Değil mi? Ahlakıyla ahlaklarınla biliniyormuş. Bu nasıl bir gerçeklik? Ötelerde birisi var mı orada? Bu hadis-i şerifin içeriğinde ötelerde salt uluhiyete dair bir varlık var mı? Zaten rububiyete dayalı sıfatlarıyla sıfatlanma, efendime ahlakıyla ahlaklanma gerçekliği işlediği zaman biliyorsun ki hepsi biricik. Biricik yani. Sevgi biricik, efendime söyleyeyim iyilik biricik, doğruluk biricik, çeşitlilikte nasıl formasyonlarda gerçekleştiği önemli değil. Hangi duygularda onu gerçekleşirken bulduğunuz şeyler önemli değil ama her biri niteliğinde biricik. İyilik olması bağlamda biricik, güzellik olması bağlamda biricik, sevgi olması bağlamda biricik. Birçok sevgi çeşitleri var, birçok sevgi duygu yoğunluğu var ama biriciktir sevgi. Yani payı aldığınız kadar onu yaşıyorsunuz. Eskilerin güzelce bir sözleri vardı bu bağlamda. Bir esmanın binlerce tecellisi vardır, rengi vardır. Bir sıfatın binlerce şeyde, biçimde görünüşü vardır. Ama hepsi biriciktir. Payı almanın gerçekliğinde varsın. Biricik dediğin zaman metafizik bir oluş içinde varsın diyorsun yani. Bir değişmez var. O değişmezden nasıl payı aldıysan o değişmezden o payı aldığın şekliyle yaşıyorsun. O kadar yaşıyorsun. Sevgi ise sevgide, görme ise görmede biz bu kadar görüyoruz. Bir kurt ne kadar görüyor, bir çakal ne kadar görüyor, değil mi? Biz bu kadar koku alıyoruz. Üstelik koku formasyonlarımızda, biçimlerimizde de farklılıklar var. Yani düzey farklılıkları var. Birinki daha fazla, birinki daha eksik oluyor. Ama bir sırtlana gittiğin zaman kilometrelerce ötedeki şeyi kokluyor. Yani arkadaş nasıl kokusu varsa anlayamıyorsun yani. Kilometrelerce ötesi ne demek?
Ben koku özürlü olduğum için hayretler içinde bakıyorum buna. Yani çok şey, kuvvetli kokuları alabilen bir şeyim var. Yoksa normal kokuları kuvvetli alamıyorum. Yani bana hayret ettiriyor diyorum, nasıl alıyor diyorum mesela. Onun donanımı öyle. Payesi o kadar. Peki biz onun kadar koku alsaydık etrafımıza dayanabilir miydik? Ben de kötü koku baş ağrısı yapıyor mesela. Dinçer'de bir ara böyle bir sorun yaşamıştı. Yani şu olanağın dışında, şu bünyenin kaldıramayacağı dışında, şu donanımın kaldıramayacağı dışında koku alma özelliğiniz fazlalaştığında bir rahatsızlıktır, bütünlüğünüzü bozuyordur. Bu kadarı sizin o bütünlüğünüzün korunması için yetiyor yani. Bir sırtlanın donanımı, o koku almaya donanımı, onun bütünlüğünü korumasıyla da ilgili devam eden bir şey. Ama bizim için öyle bir şey olsa rahatsızlık olarak çıkacak o. Yani tam ölçüsünde varız. Daha da basit söyleyeyim. Eksik yaratılmışlık Allah için tam yaratmışlıktır. Çünkü o olanak içinde kendini gerçekleştirme olanağını bulmuş olarak var olacaktır. Yani eksikliğimiz kendi olmamızın gereğidir. Yani bir sırtlanın kendindeki koku tamlığı onun kendi varlığı donanımıyla ilgili. O bizim için bir eksiklik. Yani onunla bakın nicel olarak onunla kıyasladığınız zaman bu bizim için bir eksiklik değil. Bizim o eksiklik diye gördüğüm bizim tam olmamızın gerekliliği olarak var olan bir şey. Bizim bu şekilde görmemiz bu kadar ayarda hani neydi? Neydi o ışık tayfının şu kadar neydi? %5 veyahut da %2 miydi? Neydi artık? Bir aralığında görmemiz bizim bu dünyayla iştigal olmamızla ilgili olarak görmemiz için gerekli olan bir şey. Bu bir eksiklik değil yani. Bizim varoluşumuzun tamlığıyla ilgili bir şey. Ki bu alemle uyumlu, irtibatlı bir dünyaya geçmiş olabilirim hiç yoksa. Veyahut da kendimizi gerçekleştirme olan ona göre geliştirebilelim. Yani eksikliğimiz bile bir tamlık içeriyor. Niçinliğimize bağlı olarak. Aziyetimiz dahi bir eksiklik değil midir bizde? Ama o aziyetimizdir ki kendimizi gerçekleştirme olanağı bize verirken niçinliğimize bağlı olarak halifelik sıfatlarını ortaya çıkartmanın gereğini taşıyor. Aciz olmasanız niye gerçekleştirirsiniz ki kendinizi? Çalışasınız, rızık kazanasınız, temel ihtiyaçlarınızı karşılayasınız, değil mi? Acizsiniz ve çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğleniyorsunuz yani. Bazıları buna tinin hilesi diyorlar. Eskiler buna şöyle diyorlar. Rabbin cilvesi. Yani bizde farklı isimlerle zikredilen şey başka birilerinde farklı bir şekilde tezahür edebiliyor. Neyse toparlayayım. Arkadaşlar temelde konuşmak istediğim 3 haftadan beri en sonda demek istediğime getireyim. 3 haftadan beri planlayarak da demek istediğim bir şey değil. Şu anda bu 3 haftanın sonucunda demek istediğime getireyim. Rububiyet merkezli dile yeniden dönmek lazım. Sat uluhiyet merkezli dili yobaz bir dildir. Oturup konuşamazsın bile Allah. Abi ne oluyor sana ya? Yani sen kimsin? Nereden çıktın? Niye düşünemez miyim? Allah akıl fikir vermiş. Rububiyet merkezli bir dilde zaten Allah'ı bilme olanağının içindesinizdir ya. Uluhiyet merkezli bir dilde gaybi bir bilmeniz vardır. Allah var. O kadar. Bitti. Bilme imana dayalı bir bilmedir. Ama ne gaybi iman. Veyahut da inanç düzeyindedir. Yani gitgelli. Olabilir de olmayabilir de yani. Ayağı kaydı kaymayacak şekilde de olabilir. Zaten günümüzün bu evrensel, efendime söyleyeyim, nicelin dünyasına dair modellenmiş ve sebep sonuç gerekçesi dualist bir gerekçeyle efendime söyleyeyim yapısal kılmış dili içinde eğitim görüyorsanız zaten o inançta öbür taraf daha ağır baskın gelir. Ya şimdi oruç mutlu, ne orucu ya aç kalıyoruz işte başka bir şey yok ya. Lan ne Kabe'si bu kadar da para harcayacağız ha. Boş ver lan gideriz Maldivlere bir tatil yapar geliriz. Daha kıyak olur. Çölün ortasında ne işimiz var? Değil mi? Değerlendiriniz alanlar farklılaşır. Ve o değerlendiriniz alanlar farklılaşırken yani isteseniz de istemeseniz de efendime söyleyeyim. Gitgelli bir dünyanın içerisinde ya atalarımda da böyle vardı. Acaba var mı yok mu? Ya iman edek ya boş ver bir şey olmaz. Veyahut da işi gücü vardır. Ben de iman ediyorum diye münafıktır. O daha beter bir şey. Rububiyet merkezli bir dilinizin olması lazım ya. Uluhiyet merkezli bir dilde
efendime söyleyeyim, ateistin çıkması, ateist demeyeyim de deistin çıkması normal. Çünkü uluhiyet merkezli değil de değerler halen korunuyordur bir şekilde. Bunu sünni kelam çerçevesinde de düşündüğünüz zaman görürsünüz. Değerler halen sıkı sıkıya tutunuluyordur mesela. O çok önemli. Miras bırakmak adına çok önemli. Ama şöyle bir bakıyorsunuz, dil o kadar ötelere kılmış ki Allah'a. Deist olmak elde değil. Bu nicelin dünyasından gelen o dil yapısallığı, efendime söyleyeyim, kendi içine almaya başladığı zaman, tamam ya din de var ama ya Allah var da, var da yani peygamber de boş ver ya, kitabı da boş ver dedirtir yani. Haberci ne oluyormuş ki? Kendisi de haberci, haberi yok. Yani bu özel habercilik manasında değil. Taşıdığı bir sıfat var, bir hususiyet var. Cenab-ı Allah'a taşıdığı, değil mi? Ya yani en basiti şöyle düşün. Şu alemin hepsinde insan şu aleme neyin habercisidir? Allah'ın habercisidir ya. Halifedir çünkü. Yani her insanın taşıdığı bir hususiyet var. O hususiyetine bağlı olarak Cenab-ı Allah'a dair olarak neyi görünüşe taşıyorsa onun habercisi olarak var. İster beğensin, ister beğenmesin, ister sevsin, ister sevmesin. Kaderi bu yani. Kabul edip etmemesine bağlı değil bu zaten. Yani bu Allah'a dair olan şey değişmez olan bir gerçeklik olarak bulduğumuz bir şey. Kaderimiz Allah'a bu bağlamda yaşamak. Yani bak gene rububiyete dair konuşuyoruz. Bundan kaçışı yoksa, yani metafizik kaçışı yoksa ne yapacak? Ya kabul edecek ya da diyecek etmiyorum. Yani ikisinden birisi. Bakın en basiti geçen hafta herhalde söyledim. Kafirin suresi bu bağlamda çok önemli. Bize dil ile modellenmiş dünyaları aşikar etmesi bağlamında kafirin suresi çok önemli. Senin dinin sana, benim dinim bana. Yani senin dilinle beraber inandığın, gerçekleştirdiklerin, anlam ve değer dünyana bağlı olarak içinde olduğun dünya, neyse din olarak yaşadığın neyse, içinde olduğun dünya din olarak yaşadığın dünyadır. İçinde olduğun dünya neyse, seninki sana, benimki bana. Ben önüme bir yiyecek geldiği zaman Rabbimden olduğunu iyi biliyorum. Veyahut da birisi bana bir şey ikram ettiği zaman ona teşekkür ederim. Efendi öyle derdi. Yorum, birisi bize bir şey ikram edip ona teşekkür ederiz. Ama içimizden ya Rabbi sana şükürler olsun deriz. Çünkü biliriz ona teşekkür ederken Allah'a da ediyoruzdur. Ama biliriz ki onun üzerinden veren Allah'tır. Onun için elhamdülillah deriz. Yani arada böyle bir inceliği var ya. Yani sebep sonuçları biz biliriz. Ama o sebep sonuçlara aşkın olarak Rabbül aleminin iş gördüğünü ve o sebep sonuçlar üzerinden bize göründüğünü iyi biliriz. Arada böyle bir ince fark var. Yani salt nedensellik, nicele dahil bir nedensellikle bakamıyoruz. Öznel bir nedenselliğimiz var. Nedenlerin birbirine neden olması değil, onların üzerinde bir neden var ki, o neden hepsine neden oluyor ve birbirine neden kılıyor hepsine. Her biri ayrı ayrı birbirine de neden olmayı öyle buluyor zaten. Böyle baktığınız zaman başka bir dünyadasınız. Onun için dile dikkat. Birincisi metafiziğe dikkat. Dile dikkat. Özneye dikkat. Bunların bakın varlık, dil ve özne. Üçünün bağıntısında nasıl bir merkezden hareketle, referanstan hareketle dilinizin olması gerekiyor. Kur'an merkezli bakarsanız tamamıyla tevhid ve rububiyete dayalıdır. Uluhiyetin de tabii içerildi ama rububiyet merkezli bir dildir. Tanış olmadığının uluhiyetini nereden bileceksin? Yani rububiyet olacaktır ki uluhiyeti göresin. O biricikliklerle tanışabilesin. Yani Rahmanlığın biricikliğine, uluhiyete dair olduğunu görebilesin. Rububiyete dair bir sıfattır ama uluhiyete dair olduğunu görebilesin. Rahimliğin o rububiyete dairliği içerisinde biricikliğini gördüğün zaman, efendime söyleyeyim, ha biriciğe de ait olduğunu gördüğün zaman, o ahad olana ait olduğunu gördüğün zaman işte o zaman uluhiyetle tanık oluyorsun. Çünkü hepsi biricik. Ve hepsi biricik olduğu için uluhiyeti içeriyor. Hepsi biricik olduğu içindir ki ne? Rububiyetle beraber ilişkide ancak uluhiyetleri de anlamlı olabiliyor. Onu o uluhiyetinin belirleniminde tanıyabiliyorsun artık. Yoksa hep ötelerde olan bir Allah oluyor. Buna çok dikkat edin. Hadis-i şerifi bir daha söylüyorum. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız. Bir hadis-i şerif daha bu bağlamda. Başında besmele, sonunda şükür. Sizde sorgu suali kaldırır. İkisinin arasında mümin mümindir.
Allah'ın varlığından emin olarak yaşıyordur. Onunla yaşıyordur. Bir ayet söyleyeyim, onunla bitireyim. Onlar daim namazdadır, salattadır. Besmele ile şükür arası daim salattadır. Namazında da Allah'ladır, oruçunda da Allah'ladır. Bunlar haricinde yaptığı işle de Allah'ındadır. Ya bitmiyor ki işte ya. Bir tane ahilerden birini tanımıştım. İsmi şu anda aklıma gelmiyor dedelerden. Ahi derken Nakşibendi'nin ahilerinden bu. Ya dedi, ben dedi dükkanımı nasıl, belki Hakk'a yürümüştür, Allah rahmet eylesin eğer yürüdüyse. Efendime söyleyeyim, ne demişti hattıma? Ha, dükkanımı açarken şöyle açıyorum demişti. Ya Rabbi sana hizmete geldim. Ya Rabbi dükkanı açıyorum, bana rızık verdi ila. Bu da iman. Veyahut da dükkanımı açıyorum. Veyahut da Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ismiyle salavatlarını da çeker bazılarında, bereket gelsin filan diye peygamberi de araya koyar. Böyle de değil. Ya Rabbi diyorum, sana hizmete geldim. Bu nasıl bir dildir arkadaşlar? Doğru ama. Çünkü Allah için orada ihtiyaçlı birisi gelecek, o ihtiyaçlıya yardım etmiş olacak. Sadece para kazanmak değil o. İnsanlara hizmetin aracı o. Yani bir taraftan kendi sorumluluklarına dair parasını kazanıyor. O da rububiyet. Allah ona rızkını veriyor. Değil mi? Bak o da hizmete dahil. Bunun da kalmıyor. O ihtiyaçlı olanların ihtiyacını giderken, nalbantsa nalbant, döşemeci ise döşemeci, neyse ne artık, ihtiyaçlarını giderirken, o ihtiyaçlarını giderdiği şeyden onları tamamlarken Allah'a hizmet ediyor. Ya Rabbi diyor, sana hizmete geldim. Yani benden hangi sıfatında tezahür ediyorsan burada, kulların için öyle olmaya geldim. Bu işte rububiyetin dilidir. İyi ki tasavvuf var ha. Vallahi iyi ki var olmuş. Bu kadar çer çöpüne rağmen. Günümüzde çer çöpü kalmış çoğunda da onun için dedim. Yani üzerlerine alınsınlar bari. Kimlerse. Alınmasınlar dediler ne olur da. Alınsınlar arkadaşlar. Ya en basiti bugün tarikçiyim, tasavvufçuyum diyenlerin konuşmalarına bakın. Salt, uluhiyet merkezli konuşuyorlar. Tasavvuf yok yani. Ya isim vermeyeyim ya. İsim verince abes oluyor, Ramazan'dayız. Salt, uluhiyet merkezli konuşuyor. Ötelerde bir Allah'a konuşuyor bunlar. Siyeri konuşurken ötelerde bir peygamber konuşuyor. Yaşantısında karşılığı yok yani. Sizin peygamber ümmetisiniz ya. Ne kadar nasibiniz var ahlak biçimsel, nurundan, ahlakından, dünyaya bakışından. Peygamber cübbesiyle mi dünyaya bakıyordu? Sakalıyla mı dünyaya bakıyordu? Yani. Allah nasıl bakıyorsa öyle bakıyordu. Bu çok önemli. Tevhidin gereği olarak bakıyordu ya. Kendisini gösteren bir Allah'a bakıyordu mu? Arada böyle bir ince çizgi var. Bunu da kaçırmayın. Birisi salt uluhiyete dair konuşuyorsa topuklayın. Ne tartışabilirsiniz orada, ne konuşabilirsiniz orada. Allah'a dair ne konuşacaksınız orada? Ama Allah'a konuşuyorlar kardeşim. Bir de avukatı kesilirler. Senin konuşacak hiçbir şeyin yoktur orada. Sen yoksundur orada zaten. Özne yoktur. Salt uluhiyete dayalı yerde özne yoktur. Sen yoksundur. Bakın bu çok önemli. Felsefenin de en temel konularından bir tanesidir. Salt bilgi bilimselliğe dayalı olan yerde özne var mıdır yok mudur? Varoluşçuların artık bangır bangır bağırdığı yerdir. Hegel'i de eleştirdikleri, Marx'ı da eleştirdikleri yer burasıdır. Siz bunlara yani hakikate dair söylevlerinizle bize geldiniz, yamuldunuz. Salt bilgi bilimsel olarak geldiniz. İnsanın insan olmaya, varoluşuna dair nefes alacağı bir yer bırakmadınız kardeşim dediler yani. Ha böyle demediler de yani demeleri bu oldu yani. Bangır bangır bağırdılar. Halen de bağıranlar var mı bilmiyorum yani vardır elbette. Çünkü iletişim felsefesi yapılmaya başladı. Dil felsefesi derken gene özne kayıp gene bir yerlerde. Yani gene bilgi bilimsel. Yani en basit de analitik felsefenin temsilcileri Russell'lar, Wittgenstein'lar gidin bakın tamamıyla bilgi bilimsel. Ya dili kendisi gönderge bilim olarak ele alıyorlar. İletişimin şeyi olarak gönderge bilim olarak yani bildirişimsel olarak ele alıyorlar. Dilin yaratıcı doğasına dair hiçbir şey yok. İçin varoluş felsefecisi olsam derim lan sizin yaptınız ne? Yani geri öte bir dünyayı kıyıyorsunuz. Yani içinde olmadığımız bir dünyayı anlatıyorsunuz bize.
İçinde olduğumuz bir dünya lazım. Salt uluhiyete, yani aynı çizgiden buraya döneyim. Salt uluhiyete dayalı bir yerde özne yoktur arkadaşlar. Selefi, ya videolar var YouTube'da. Selefi olan bir tanesini bulun, konuşmasını dinleyin. Ahmet-i Hanbel'in şeyleri var ya, fetvaları var ya, Allah'a yer izafe edenin hali böyledir diye. Ya sen Allah'ı bilmiyorsan ben ne yapayım kardeşim? Ben ne yapayım yani? Katmanlı gerçeklik içerisinde her nereye bakarsan ki Allah oradadır. Efendime söyleyeyim. Ben kulumun şah damarından daha yakınım. Biz sana şah damarından daha yakınım. Hadis-i kutsu söyleyeyim. Kainatı yarattım, sığmadım. Mümin kulumun gönlüne sığdım. Ey Ahmet Hanbel, benim gönlümdedir Allah dersem ne olacak? Yer izafe ettim yani. Ya ama Allah diyor yani, Allah'ın sözüyle söylediğim için ona bir şey diyemeyecek ama ya bilmiyoruz ama nasıl olduğunu. Yani. Ya sırf selefi akılla konuşan ve salt uluhiyet dayalı konuşan bir akıllı, oturun dinleyin veyahut da varsa kitapları okuyun. Orada özne yok arkadaşlar. Ötelerde bir Allah'a göre tamamıyla senin bir yaşamsal, biçimsel bir yaşamın var. Amenna. Ama sen yoksun orada. Böyle olacak ha. Başka bir şey yok. Sınırlar, çizgiler bu yani. Özne yok yani. Rububiyete dayalı dilde öyle değildir. Katıldığınız bir dünyada siz varsınızdır. Ve Allah muhatap arıyordur. Muhatap olup olmamanız durumuna göre, efendime söyleyeyim, varoluşunuzun sorgulanması, değerlendirmesi söz konusu olabilir orada. Ne diyor? Katımızda üstün olanlar takva sahipleridir vesaire, değil mi? Yani Allah muhataplar arıyor arkadaşlar ve bu muhataplar arıyor sözü, bu lafa bakın, yabana atılacak bir şey değil. Rububiyete dair bir söylevin içinde bunu ancak oturtabilirsiniz. Ya tasavvufun en büyük akollerinden bir tanesidir şuhudçuluk. Tamamıyla uluhiyet merkezli konuşur. Rububiyeti içermesine rağmen. Ötelerde bir Allah vardır yani. Vücutçular rububiyeti bir şekilde şey derler. Efendim öncelerler ama her şeyi onlaştırırken zaten rububiyet de bir anlam taşımıyor. Öznellik yok ortada yine. Yani senin varlığına dair ne olduğunu, ne olmadığına dair bir şey yok kalıyor. Her şeyin onlaştırıldığı yerde siz olur musunuz? Her şey yok. Sen var mısın? Var mı yok mu meselesine geri döneriz. O ilk sohbette, metafizik sohbette onu bir elime etmiştik zaten. Artık bu konuşmalar yapmamakla. Hangi gerçeklik durumunda, hangi gerçeklik bağıntısı içerisinde, gerçekler arası bağıntılık içerisinde sen hangi gerçekliği taşıyorsun ve hangi gerçekler üzeri varsın? Bunu konuşmak lazım. Var mı yok mu filan gibi. Bir tuhaf geliyor artık bu zamanda. Artık bu dili de değiştirmek lazım, rafine etmek lazım. Ama altını çize çize söyleyeyim. Yani rububiyet merkezli olan bir dilin içinde varsınızdır. Ya en basiti şöyle söyleyeyim. Peygamberin hadis-i şerifi neydi? Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız, sıfatlarıyla sıfatlarınız. Özne olarak size söylüyor. Yani siz varsınız diye size söylüyor. Veyahut da Allah'ın diline gidelim. Öznelliği yitirmeden nasıl söylüyor? De ki. Sen varsın ya. De ki diyor sana. De ki. Nasıl bir dil bu rububiyet dili? De ki. Sadece o de ki'yi anlasınlar. Bu bağlamda anlasınlar. Ha arkadaş, şu rububiyet merkezli dili bir düşünelim diyecekler kanaati var bende. Ama salt uluhiyete bağlı zaten düşünmüşse kardeşim, ağzında kuş tutsan hikaye. Ötelerde bir Allah. Senin yaptığın kelam kardeşim nasıl bize yeter? E yeter kardeşim, sana da yeter, bana da yeter de o yeterliği sen nerede buluyorsun? O yeterliliğini bulacak yeterlilik sende var mı? Anlayacak yeterlilik sende var. Ve biliyoruz ki ne, bu halleriyle yeterli değil. Yani anlayışları yeterli değil. O yeterlilik referansı kendilerinde yok yani. Bu da sıkıntılı bir durum. Toparlayayım. Rububiyet merkezli dilde siz varsınız. Çünkü Allah size hitap ediyor. Ya en basiti şu hadis-i şerifi al. Kur'an'la, Allah'la konuşmak isteyen, bak varsınız ha. Allah'la konuşmak isteyen açsın Kur'an okusun. Ya konuştuğu birisi var. Bir de o konuşan muhatap olan birisi olarak siz varken o konuşmayı yapan birisine doğru rücu ediyorsunuz, yöneliyorsunuz. Var mısınız yok musunuz meselesiyle ilgilidir bu aynı zamanda.
varsınız. O zaman rububiyet merkezli bir dil içerisinde varoluşunuzu gerçekleştirme olanağınızda bulunuyorsunuz. Uluhiyet merkezli bir dilde zaten siz yoksunuz. Allah var ya. Ya Muhiddin Arabi'nin çizgisinde Allah var. Her şey o. Veyahut da Seleficiler gibi Allah var. Ötelere attığımız biz de ne deniliyorsa emir, teslimiyat yapacağız. E tamam, teslimiyat da öyle bir teslimiyat değil senin dediğin. Ötelerde birine değil. Rububiyet merkezlidir teslimiyat bizde yine. Vallahi bitmiyor ya. Virgül atıyorsun, nokta atıyorsun, virgüle dönüyor. Noktalı virgül oluyor. Rububiyet merkezli bir teslimiyattır bizdeki teslimiyet. İçinde iyilik doğduğu zaman bir teslim ol bakayım. Nefsin araya girmeye başladığı zaman olması gerekeni yap bakayım. Hadi bir fütüvetini göster bakayım hele, değil mi? Kur'an'da kaç yerde feta geçiyor ya? Bir Hazreti İbrahim için geçer. Bir de mağara gençleri için geçer. Başka bir yerde de geçiyorsa şu anda hatırlamıyorum. Feta der. Onlar o fetaydı der. Yiğitti, gençti. Veyahut da onlar gençlerdi, yiğitlerdi, fetaydı der onlar için, değil mi? Eshab-ı Kehf için. Yani en zor şartlarda bile dahi olması gerekene göre yaşayanlar. Tavizi olmayanlar, tutarlı olanlar yani. Burada en önemli mesele şu. Bunların yolu kendilerine uğramış. Uluhiyet merkezli insanların, bak uluhiyet merkezli insanların yolu Allah'a uğruyor. Ama kendileri yok. Kendilerine uğramıyor. Allah'ın ise yolu insana uğruyor. Yaratıyor. Kendi için yaratmış. Yani insanın kendine yolu uğramalı arkadaşlar ya. Bunu geçen hafta arkadaşlarla konuşuyordum. İnsanın her şeye yolu uğruyor. Paraya uğruyor, eşe uğruyor, çoluğa çocuğa uğruyor. Uğraması da lazım ha. Yaşamında hepsi var çünkü. Bahçesine uğruyor, dünyaya uğruyor, bilime uğruyor, sanata uğruyor. Hani biraz önce dedim ya, sanatçı da desen insana diyorsun, filozof da desen insana diyorsun. Ya bunların hepsini yapan insan. Ben insanım. Yolum niye bana uğramadı? Yani bir şeylere uğrayarak kendimi nitelediğim şeylerde var ediyorum. Var ederken bunların üzerinden geri kendime dönüp kendime niye yolum uğramıyor? Allah'a da yolunuz uğrar. Ama Allah istiyor ki kendinize uğrayasınız ve uğrayıp da kendisine taşınabilirsiniz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini terbiye eden Rabbini kendiyle bilir. Sen atmadın Allah attıya kadar gider bu iş. Rububiyet merkezli bir dilde varsınız. Ve gerçekleştirdiklerinizin öznesi olarak Allah'a katılıyorsunuzdur. Neyle? Allah'tan aldığınız payeyle gerçekleştirdiklerinizin öznesi olarak Allah'a katılıyorsunuzdur. Ha, katılırken yükseldiniz mi? Aşağı mı iniyorsunuz? Mesela odur. Nefs-i emmarenizden dolayı katıldığınız da var. Hani eskiler zilli demiş. Efendim, asli olarak ihlas ile yaptıklarınız var. Yani kendinden olduğu gibi teslim olduğunuz. İyilik gelmiş, olduğu gibi teslim olmuşsun, yapmışsın. Gönlünden Rahman tezahürle merhametiyle bakmış. Olduğu gibi merhamete teslim ol. Ya ne derler ne demezler. Ya bırak sen Rahman ol da milletin ne dediği önemli değil. Sen ona bir yüksel hele. Bir teslim ol. Ya Allah'a teslim olmak kadar zor bir şey yok ha. Hele nefse emare denilen bir bela varsa Peygamber Efendimiz'in sözüne gene döneriz. Büyük cihat başlamıştır der. Müsaade etmez çünkü nefse emareniz. Yani Rahman olacaksın ne? Sana mı kaldı? Bir neyilik yapacaksın. Kala kala sen mi varsın? Bak dünyada bir sürü insan var. Yani. Ya şunu düşünmen lazım. Ya boş versene ya. O kadar düşünen olmuş yani. Dibini getirememiş. Sen mi getireceksin? Yani. Ya düşünmen mi gerekiyor? O sırada düşünme iştihakı mı geldi? Bırak düşün. Gönlünde sevgi mi coşmuş? Bırak coşsun ya kardeşim sev. Yani bebeni mi seveceğim? Bebeni sev. Ama ne derler? Ulan beben senin beben sev. O sevgi Allah senden sevecek çünkü. Sen o severken ona yükselmiş olacaksın. Bu çok önemli. Yani rububiyet merkezli bir dilde siz varsınız. O varoluşun içerisinde Hakk'a yükselme olanağı buluyorsunuz. Bu çok önemli. Yani her şeye yolunuz uğrarken bir kendinize uğrasın. Değişmezlerinize uğrasın. Allah'a da uğrasın. Allah ve insan bağlamında nerede durmanız gerektiğine de bir bakın.
Ve ders olarak vereyim bu hafta. Hani geçen hafta bir ders verdik. Bu hafta selefileri dinleyiniz. Ve kelamcıları dinleyiniz lütfen. Bu hafta yani önünüze gelen rastgele kelamcıları bir dinleyiniz. Nasıl konuşuyor, ne konuşuyor? Selefiler vardır yani araştırın bulun. Veyahut da biriniz bulduysa birine paslasın. Geçenlerde Ayten abla bir tane paslamıştı bana. Ha böyle bir şey konuşuluyor diyor mesela. Bir dinleyin ya dili nerede? Orada kişi var mı yok mu? Yarattığı var mı ya? Ya bizzat uluhiyet dininde yaratımı bile inkara gidiyorsunuz dolaylı yoldan. Nasıl bir şeydir ki öznelliğin olmadığı yerde yaratımdan bahsedemezsiniz, varoluşunuzdan bahsedemezsiniz. Ama rububiyetin olduğu yerde yaratım daimdir. Katılıyorsunuzdur o yaratım. Ben ne demiştik? Beşeri yaratımda katılışınız yok idi. Sizi var etti, ortaya çıkarttı. Ama insana dair yaratımınızda kendiniz katılıyorsunuz, katıldığınız yani gerçekleştirdiklerinizin öznesi olarak anlam ve değer bağlamında dil ile beraber anlam ve değer bağlamında yüklem aldıklarınıza bağlı olarak bir yaratım etkinliği içinde var oluyorsunuz. Duygularınızda, iradelerinizde, anlam ve değer bağlamlarındaki değişenlerinizde, her an değişen olgu ve olaylarda her an değişen bir özne olarak varsınız. Ama özne değişmiyor. Öznelliği hep değişiyor. Ve bu öznelliğin değişimi içinde hep yaratılarak varsınız. İşte rububiyetin dili öyle bir dildir ki varsınızdır ve hep ona katılıyorsunuzdur. Teslimiyet yukarıdaki uluhiyete dair olana değildir. Öyle bir tanrı yok zaten. Şah damarınızdan dayak yiyin. Siz atarken sizden atabilen. Sizden kendini görünüşe taşıyabilen. Rabbiniz olarak sizde okutan. Asli gerçekliğiniz değişmeyeninizdir. Bu asli gerçekliğiniz değişmeyen, hani metafizik değişmez olan taraf. Ondan beslenirken var olan, payı alırken var olduğunuzdur. Mesela en basiti Tanrı metafiziğin nasıl konusu olur? Hani bağlam kurursa İbn Sina'ya gitmek gerekir. Aristoteles izleyinde şapkayı çıkartırız ama onun tanrısı Aristoteles'in tanrısıyla aynı değil. Değişmezlerine bağlı olarak konuştuğu yer ne diyor? Varlığın diyor bir değişmezi varsa o da nedir? Ben burayı şey ettim okuyarak söylüyorum. Okuyarak dedim benim okuma. Onu söylediğine getireceğim çünkü. Nedir? Vacib bir vücuttur diyor. Yani bir vacib bir vücut vardır ki varlığın değişmezliği olarak o var olduğu için bütün her şey vardır. Olması gereken, olması zorunlu olan varlık. Eğer varsak olması zorunlu olan varlıkla varız. Sudur teorisinin ana merkezidir yani bu. Ana şeyidir yani metafiziğinin ana taşıdır o. Bilimsel olarak baktığınız zaman ne yapıyor? Metafizik yapacak. Tanrı'nın metafiziğini. Varlıkla varoluş arasında bağıntı kurması lazım değil mi? Sudur'la beraber. Efendim ne yapıyor? Diyor ki ne vacib bir vücuttur. Olması zorunlu varlık. Eğer olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Metafizik yaptı bak. Tanrı'nın metafiziğini oradan geçti. Ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Evet. Lakin eksik olan tarafı şu. Evet. Vacib bir vücuttur. Olması zorunlu olan varlıktır. Ama her an payı alman için de olması zorunlu olan vücudu, yani vücut olmayı, olması zorunlu olan varlık olmayı hep koruyor olarak vardır. Yani vacib bir vücudu yukarıya bırakmayın. Vacib bir vücut. O payı almaya devam ederken de vacib bir vücut olmayı koruyandır. Görmede, duymada, biricikliğine dair ne varsa. Hepsini de koruyor olarak ondan payı almanın gerçekliğinde varızdır. Ve altını çize çize söyleyeyim ve bitireyim. Bitmiyor ama. Rububiyet merkezli bir dilde katıldığınız bir dünyanın içindesiniz. Ve o katıldığınız dünyada kabul edilip edilmeme durumlarında yaşıyorsunuzdur. Ayrı bir mevzu. Ama en önemli şey varsınız ve Allah'a katılıyorsunuzdur. Deneyimin gerçekliliğinde tanık olduğunuz bir Allah'la karşı karşıyasınızdır. Ve bugün en temelde ihtiyacımız olan şeydir bu. En temelde ihtiyacımız. Görmez misin ki şu güneşi işte binlerce hikmet barındırıyor filan. Bak hep uluhiyete dair gene konuşuluyor. Ayete dair dahi konuşulsa. Yani birebir ilişkilerimizde görmemiz gereken bir Rabbimiz var. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarını, sıfatlarıyla sıfatlarını. Zaten onun sıfatları ve ahlakını yaşıyorduk. Ha, o ahlakı hak edip hak etmeme durumunda bulunuyoruz. Hak ederek yaşayacağımız ilişkilere gideceğiz işte. Öznelliğimizi orada koruyacağız. Mesele budur. Buna da dikkat edin.
Ama biraz önceki bağıntılara dikkat edin. 3 haftadan beri konuştuğumuz bu metafiziğin en son geldiğimiz yeri bu. Öznelliği yitirmediğimiz yer. Metafizimizi sürekli kıldığımız yerdir. Varoluşsal olarak metafizimizi sürekli kıldığımız yerdir. O da rububiyet merkezli bir dile ihtiyaçlıdır. İyi ki bu bağlamda tasavvufta vardır. Tamamıyla rububiyete dairdir çünkü. Birebir insanla ilişkide, insanla ilişki içerisinde Allah'tan payı almanın ilişkilerinde, Allah'a tanık alma, Allah'tan sonuç alma ne demiştik? Birincisi insana götürüyor. Bulmaya götürüyor. Nimet var ya hani nimeti buldurtmaya götürüyor. O nimet üzerinden Allah'ı buldurtmaya götürüyor. İkincisi o nimetten sonuç alırken hani payı almışlardan sonuç da alırken Allah'a taşımaya götürüyor. Allah'tan sonuç almaya götürüyor. Tamamıyla gene rububiyet bak. Çünkü uluhiyet merkezli bir dinde Allah'tan sonuç almanın aklı bile yok. Ya çevirin şurada 100 tane adam çevirin. Ya Allah var, Allah var. Nerede? Her yerde. Tamam, birliği de şöyle böyle anlatsın size. Sonuç alabilir miyiz arkadaş biz ondan? Sonuç alabilir miyiz? Görmeye dair, bilmeye dair, düşünmeye dair değil mi? Sonuç alabilir miyiz? Böyle bir Allah'ımız nasıl var? Bu rububiyet merkezli düşüncede olur. Tasavvuf bunu korumuştur bakın. Bu çok önemli. Çünkü gittiğiniz yolda Allah derdine düşmüşsünüz. Sonuç almak için elinizden gelen şeyi yapıyorsunuz. Riyazatı da, zikri de, düşünceyi de, teslimiyata dair dedi. Biraz önce teslimiyata dair. Yaşadığınız şeyler dair tamamıyla rububiyet merkezlidir. En basitin namazınız, niyazınız. Hani kulum nafile ibadetlerle bana o kadar yakinleşir ki. Yakin gelene kadar ibadet et. Yani nafile ibadete de çevirebilirsin. İçeriğini de kapsıyor. Şimdi ibadetlerin kendisi rububiyete dairse. Salih amelin kendisi rububiyete, teslimiyata dairse. Yani beraber yaşadığınız bir nefse emare belası varsa. O nefse emare belası sebebiyle ona rağmen bir teslimiyat söz konusuysa. Yani teslimiyet kavramını nerede bulacağız biz? Yani Kur'an geldi, söze mi teslim? Yoksa söz içimizde anlam ve değer duygusuna bağlı olarak uyandı da o uyanan şeyi mi gerçekleştireceğiz, ona mı teslim? Hani biraz önce dediğim iyilik uyandı, abi dur. Sevgi uyandı, abi dur. Nefsim diyor ki yapma. Ama sen nefsine telkin et. De ki. Bak de ki derken bir rububiyet. Ha, işte orada Allah'a yükselişiniz var. İşte orada Allah'a katılışınız var. Onun için bu hafta selefileri dinleyin. Birazcık da kelamcıları dinleyelim. Bir bakın. Salt uluhiyette Allah'ı bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Bakın. Salt uluhiyet merkezi Allah'ı bilebilirsiniz. Ama Allah'ı bulamazsınız. Rububiyet merkezi bir dil size Allah'ı bulma olanağı getirir. Kıblesi bellidir ya insandır. İnsanı bulmadan ve insanla biçimlenmiş, efendimizin Allah'a taşıyan bir dil, anlatan bir dil olmadan Allah'a yetişemezsiniz, kavuşamazsınız. Ve insan en sonunda kendinde kavuşur, başka bir yerde kavuşmaz. İnsan insanda bulur ama kendinde kavuşacaktır. Ya ne kadar özgürleştirici bir dildir bu. Ya bunu söylerken dahi rububiyete dayalı söylüyorsun. Bak kainatta bilirsiniz, insanda bulursunuz, kendinizde kavuşursunuz. Tamamıyla rububiyet merkezli konuşuyorsun. Kendinde kavuşmak ne demek ya? Uluhiyet merkezli bir dilde kendinde kavuşmak diye bir şey mi var? Zaten cenneti garantiledin mi, garantilemedin mi sorunu var. Namazı, niyazı dahi onun için kılıyorsun. Allah'la buluşmak için değil. Yani. Kendinde kavuşmak ne demek yani? Öyle bir şey mi var? Sapkınlardan oldunuz kardeşim. Bunu dediğiniz anda onlar için öyle bir şey var. Selefler için ben sapkınım ya. Benim için de onlar yolda kalmışlar. Baktığımız dünyalar farklı. Dilimiz farklı çünkü. O Kur'an'a baktığı gibi, ben onun Kur'an'a baktığı gibi bakamıyorum. Yani onun baktığı gibi baktığım bir dünya yok. Ve onlar emin olun ki ne? Peygamberin baktığı gibi de Allah'a bakamıyor. Dünyaya da bakamıyor. Yani bu haftaki ders konusu, hani geçen hafta kozmostu, nicelin dünyasında yani modelle, yani dil modellendiği zaman nasıl bir dünyaya eğiliyor görmek adına vermiştim onu. Bugün de nasıl bir dünyamız olmalı ki öznelliğimizi koruyalım adına
Selefilerin ve klasik kelamla ilgili iştigal olanların konuşmalarına bir bakın. Ayetleri üzerinden konuşurlar. Ayet dediğim yani sadece Kur'an ayeti değil, kainattaki ayetler üzeri konuşurlar. Ki buna kelam-ı dakik de diyorlar, yani tabiat bilgisi üzerinden. Efendim konuşurlar. Ama Allah yok ortada yani. Buluşmak yok yani. Hep bilmeye dahildir. Ve internette vardır yani. Bir araştırın bulun yani. Mesela sen selefilerden birini bulmuştun. Ve hatta Güncel Kelam diye bir kelam sitesi var. Bakın onu dinleyin. Mehmet Bülgen isimli bir kardeş yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Çok da iyi çalışmalar yapıyorlar. Bazen önüme geliyorlar, dinliyorum da. Onları bir dinleyin ya. Uluhiyet merkezde, ayetler merkezde bir konuşmaları vardır. Ve o konuşmalar üzerinden efendime söyleyeyim Allah'ı bilmeye dayalı. Efendime söyleyeyim bilmeye değilse günümüzü anlamaya dayalı. Ne yapmaya dayalı? Bir arayış içerisinde bir çalışma yapıyorlar. Onun için şapka bile çıkartılır. Yani. Allah'ın selamını üzerlerine olsun. Bereketlerini Allah arttırsın. Ama dil bağlamı da dinleyin. Bir seleficileri dinleyin. Bir de onları dinleyin. Uluhiyet merkezliliğini korur orada. Uluhiyet merkezli korunurken rububiyetten yoksun olarak sadece bilmeye dayalı ötelerde bir Allah hep vardır. Yani sizden ricam bu hafta o güncel kelamsa güncel kelam, selefilerden senin paylaştığın varsa paylaştığın bir dinleyin ya. Ama bu çizgide bir dinleyin. Yani söylediğim şeyin ne kadar önemli olduğuna dair. Yani adamlar gerçekten de çalışıyor ha, onu da söyleyeyim ha. Selefiler halk yemiş yani, adamlar o kadar da güzel çalışıyorlar. Yani işin uzmanlarıyla konuşturuyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, şapka çıkartılır. Ama dil bağlamında dinleyin. Hani ne söylüyorlar, aa bunu hiç görmedim filan filan, genel kültür bağlamında dinlemeyin. Ha onu da dinleyin de. Hani dil bağlamında nasıl bir dünyaya bakışa eğleniyor bunların konuşmaları. Yani ne merkezde konuşuyorlar ve nasıl bir dil yapısallığı içerisinde konuşuyorlar. Ve bunu konuşurken nasıl bir dünyaya eğiliyorlar? Tamamıyla uluhiyet. Yani bu bağlamda bir dinleyin ve ders konusu olsun bu. Ki gerçekten rububiyet diline insan haysiyeti adına da, insan ilişkilerimizde Allah'ın değerini korumak adına, insan varlığının değerini korumak adına da ihtiyacımız. Bak sadece Allah'ı tanımak için, birebir ilişkide bulunmak için de değil. Yani insan olmak, İnsan bağlamında insan haysiyetini korumak için de ihtiyacımız olduğumuz gerçeğiyle bir bakın. Ne kadar ihtiyacımız var rububiyet diline. Bir Aşık Veysel Şatıroğlu'nun dediği gibi, hor görme kardeşim sen altın, veyahut da bir Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, 72 millete tek nazarla baktık, veyahut da Yunus Emre'nin dediği gibi, yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü, veyahut da kimin? Hazreti Peygamber'in dediği gibi, İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilemez. İnsanlardan özür dilemesini bilmeyen Allah'a tövbe edemez. Tamamıyla rububiyet merkezlidir. Ya şu kuş yani giderim bir yaz şey bas sağlığına giderim kuşunu kaybetmiş çocuğa. Veyahut da o geçen gün söylediğim kadının sözü. Neydi? Hatun ne demiş? Şeyh Efendi demiş senin için iki gözlü derlerdi meğersem tek gözlüymüşsün. Bizden veren gayrı mıdır demiş. Hani hediye vermiş ya. Şeyh Efendi kabul etmemiş. Biz Allah'tan başkasından kabul etmeyiz. Kadın rububiyeti yakalamış. Şeyh Efendi halen uluhiyette yani. Bak uluhiyet merkezli dünyadan bakan ne? Rububiyet merkezli dünyadan bakanı o hikayenin kendisinde zaten görüyorsunuzdur. Ey hatun biz Allah'tan başkasından almayız. E tamam da Allah nasıl verecek sana? Neyle götürüyor? Gökten zembille mi indirecek yani? Nasıl verecek sana? Ha, peygambere indirmiş. Kime indirmiş? İsa'ya indirmiş, İbrahim'e indirmiş vesaire vesaire. İndirmiş de ha bizim dervişler de vardır Yunus gibi filan indirdikleri yemekler gayttan. Ya gene bir meleğin eliyle indiriyordur oraya. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Yani tamamıyla her şey rububiyet bağlamında gerçekleşirken biz niye bu kadar uluhiyet merkezli düşünüyoruz ben anlamıyorum. Kafam basmıyor artık. Hani kafam basmıyor anlamıyorum dediğim bilmiyorum anlamında değil. Kabullenemiyorum yani. Bu din bu kadar rububiyet içerikliyken nasıl bu kadar uluhiyete kaydı? Siyasi gerekçeleriyle mi? Anlamlandırdıkları için yani değerleri muhafaza etmek sebebiyle mi? Yani Allah'ın bir değeri var onu muhafaza edelim. Değil mi? Onun sebebiyle mi? Yani psikolojik bir yaklaşım sebebiyle mi? Siyasi gerekçelerin getirdikleri şeyler sebebiyle mi? Hani Emeviler zamanında, Abbasiler zamanındaki efendime söyleyeyim hadis uydurmaları şunlar bunlardı filan sebebiyle mi? Ya gerekçe ne olursa olsun
aklı selim bir adam açsın Kur'an'ı, sadece uluhiyet ve rububiyet merkezli olarak düşünsün. Ya de ki diyen bir Rabbim varsa zaten rububiyet merkezli sana dokunan bir Rabbim var ya. Uluhiyetinde durmayan. Ya Kur'an'ın inmesi dahi rububiyettir. Rububiyetle ilgilidir. İniyor bak, indiriyor, gönüllere dokunuyor. Dokunurken kendisine yükseltiyor. En basiti ya. Hani uluhiyet merkezli olarak Cenab-ı Allah Musa Nebi'ye göründü. Ne dedi? Dedi ki ne? Korkma ya Musa, ben alemlerin Rabbiyim. Bu uluhiyet midir? Rububiyet midir? Yani bu görünüş uluhiyete dair midir? Rububiyete de. Tamamıyla rububiyete dairdir. Tüm peygamberler öyle değil mi? Ya tabi. İbrahim'le konuşması, Zekeriya'yla konuşması, Peygamber Efendimiz'in miracı. Tamamıyla rububiyetin korunmasıyla ilgili bir şey. Hatta şey bile, Musa'nın annesi bile rububiyete dair. Çünkü ona... Tabii ne der? Biz ona dedik ki, evet, hadi biz dedik ki sana geri kavuşturacağız. Evet. Gönlüne ilham ettik diye, vahiy verdik diye. Bak, kadının gönlüne vahiy verdiğini bizzat Cenab-ı Allah söyler orada. İlham ettiğini söyler. Yani tamamıyla rububiyet. Yani o annenin çırpınışına bir dokunuşta bulunuyor. Ya en basiti şu hadisi kutsi bilen, artık uluhiyet merkezli bir tanrısının olmadığını iyi bilmesi lazım. Neydi? Kuluma benden yana bir zeval ulaşırsa bilsin ki ben onun yanındayım. Veyahut da şu ayeti okuması yeterlidir. Kullarım benden sana sual ediyorlar. Uluhiyete dair bir varlık var. Hani de ki onlara, dua edenin duasına icabet ederim. Ben onlara yakinim. Beni o kadar ötelemesinler yani. Yani o ayeti bu şekilde düşünseniz bile rububiyet merkezlidir yani. Velad dalin amin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Gene 2 saati doldurduk herhalde. Yani konuşur 2 saat dolar herhalde. Artık eskiden 4 saati dolduruyorduk ya. Şimdi 2 saat doldu. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı Ramazan olsun. Vatanımıza, milletimize selamet olsun. Dil bağlamında dinimizi görmek ve nasıl bir oluş içinde bulunmamız gerektiğini, öznelliğimizi koruyan bir oluş içinde nasıl bulunmamız gerektiğini görmek adına şu rububiyet merkezli dili bir daha düşünün. Bir daha düşünün. Özellikle Seleficiler ve o dediğim gibi güncel kelam konularını konuşan yerlere şöyle bir bakın. Neyi koruyorlar diye, yani dil yapısallığında neyi koruyorlar diye sadece ders. Bakın ne anlatıyorlar önemli değil. Dil yapısallığında neyi koruyarak bir şeyleri anlamlı kılıyorlar ve bilmeye çalışıyorlar. Bunu bu şekilde düşünün, zaten demek istediğim söz. Uluhiyet merkezli dil de kendi dışınızda olan bir tanrıyla tanışsınızdır. Tanış demeyin, biliyorsunuzdur. Ama rububiyet merkezli bir dilde tanış olduğunuz bir Rabbiniz vardır, bunu da kaçırmayın. Tanışıyorsunuzdur. Deneyimlerinize bağlı olarak bunu da kaçırmayın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve gerçekten de kaliteli bir şekilde ürün veren bütün arkadaşlara, kardeşlere de selam olsun. Allah'ın selamı da hepinizin üzerinde olsun. Eyvallah.